Good Monday morning. Good news about weather. Right, you're traveling across the bay. Are you playing stocks right now? A new day, time to change. Very nice politics. Time to start living. Forget about yesterday. It's time to start living. Seize the day and take the fall. When the world starts to crumble, I'm taking on. Saygans Av Zamanı'nı sunar. İyi akşamlar. Saygans Shooting and Outdoor sponsorluğunda hazırlanan bendeniz Sertan Arapoğlu ve değerli hocam Üner Özkum'un sunumlarıyla gerçekleşecek Şubat ayının ilk programına hepiniz hoş geldiniz. Evet, geri sayım devam ediyor. Bildiğiniz gibi 26 Şubat Cuma akşamı son noktayı koyacağız bu sezonla ilgili. Dolayısıyla hocam son 4 program. Son 4. Evet. Evet değerli izleyenler, yine çok güzel bir arkadaşımız var bu akşam stüdyomuzda. Yine birkaç özellikten anabileceğimiz birisi. Yani sadece bir avcı değil. Arkadaşımız hukuku da var, avukatlığı da var. Bunun yanında bir zamanlar çok güzel zıpkınla balık avı yapıyordu. Tabii çok derin değil ama böyle 25'ler değil mi sevgili Ahmet? 20-25 arası. Yok, biz hiçbir zaman öyle iddialı olmadık zıpkın avında. Yani zıptan gelemedi. Zıptan hatırlıyorum böyle. Hatta bir gün birlikte gitmiştik. Bir iki kere yanımızdaki buddylerimize diyelim, arkadaşlarımıza güvenip de o mesafelere, o derinliklere indiğimiz oldu ama hiçbir evet. zaman öyle çok iyi bir zıpkın avcısı iddialı. Ama 20-25 yılda ensen kazın tamamdır. Yok, inerdi 20-25'i ben. 20-25 20-25 arası inerdi sevgili Ahmet. Bunun yanında bir ara hatırlıyorum İSKİ'de gönderilmişti, Olimpik İSKİ'de. Tam bir yerlere gelmeye başladı hocam, olgunlaştı bir şeyler. Ondan sonra ne bileyim biraz böyle geri durdu. Geri durdu. Var bir sebebi. Ahmet'te biraz böyle şey var galiba, böyle bir şeylere merak salar, tam böyle iyi noktaya gelir. Bu sefer farklı bir şeylere merak salar. En azından bana öyle geldi, bilmiyorum. Birazdan dinleyeceksiniz. Dinleyeceğiz. Evet değerli izleyenler, Lefkoşa'nın tanınmış bilinen sımalarından rahmetli doktorun, yani Ahmet Mahir dediğimiz zaman hocam, yani o Mahir soy ismi bende hep Zeka. O Zeka Bey'in Zeka Bey'e aittir. Yani Ahmet evet. biraz böyle daha böyle kenarda kalır hocam. Yani Mahir dediğimiz zaman hep Tomris, Zeka Bey. Tomris Hanım. Evet. Gölgesinde, birinin gölgesinde kalınacaksa Zeka Mahir'in gölgesinde kalınsın. Ne kadar evet, güzel. Çok güzel. Doğru. Evet, sevgili Ahmet Mahir ile birlikte olacağız bu akşam. Öncelikle konuğuma bizleri kırmayıp buraya kadar zahmet ettiği için çok teşekkür ederim. Çünkü biliyorum çok sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır. Bu akşam maçımız kendisi. Bu akşam da çok güzel bir maç var. Of, duydum doğru. Evet. Unutanlar da varsa hatırladı. Hamamı değiştirecekler. Evet sevgili Ahmet, hoş geldin diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Sizlere de hoş bulduk Güner Hocam. Ben hürmetler, sevgiler Ahmet. Öncelikle teşekkür ederim. Çok güzel gerçekten. Hem güzel. Vesile olur bu programda dostlar olur. Bir arada olur. Yani. Aynen öyle. Hem güzel sözleriniz için hem de bu programa beni davet ettiğiniz için ben de öncelikle teşekkür ederim. Güzel bir noktaya değindi Sertan az önce. Evet doğrudur, iyi bir Fenerbahçeliyim. Ama işte gelin görün ki bu av hastalığı, avcılık hastalığı öyle bir şeydir ki yani benim hayatımda en azından öyledir. Allah kimseye sağlık sorunu vermesin. Aha. Herhangi bir sağlık sorunu olmadığı sürece her şeyin benim için her şeyin önünde gelir. Evet gerçekten öyle. Dediğin gibi skitten koptuk, zıpkına bir zaman gidiyorduk, meraklıydık.
koptuk bir şekilde ama kopmadığımız tek bir şey var. Evet. Avcılık. Kara evet. Avcılığı. Çok güzel. Güzel sohbetlerimiz olacak sevgili Ahmet bu akşam. Evet, çünkü çok nokta var. Bugün bir yazı yazdım zaten. Çünkü evet, sevgili Ahmet'le ben yıllar önce birlikte tavşan avlıyorduk. Tavşana hasta, tavşana meraklı hocam. Sayesinde birkaç tavşan da yemedim değil. Kafa kamerasını aldıktan sonra da keklik. Neyse ondan sonra. Onu da dinleriz bilir. Yani son zamanlarda sevgili Ahmet bu tavşandan vazgeçti. Kafa kamerasını aldıktan sonra galiba. Evet şimdi dağlara sarıldı hocam. Kendini dağlara verdi. Sanırım biraz da sevgili Serhan'ın da bunda biraz payı vardır herhalde. Ben öyle anladım. Hatta bugün bir şey yazdı sevgili Serhan. Bizim yazımızın altına çok enteresan bir şey yazdı. Ben hemenden okuyabilirim de size. Zirvelerin Maradona'sı da bilinir. Maradona'sı da bilinir diyor. Tabii yani bu laf sanadır herhalde. Özünde sen olduğun için bize de niye şimdi, bu şekilde yazdığını açıklayabilirsin sevgili Ahmet. Şimdi sevgili Sertan ben aslında kanat avlamayı gerçekten çok seven bir adam oldum her zaman. Yani evet. Kekliğin kanat sesini ben hala da hiçbir şeye değişmem. Duyduğum zaman da gerçekten tüylerim diken diken olur. Ama bir aynı, tavşan merağı sardıydı bir ara. Tavşan merağı işte Sertan Arapoğlu diye bir arkadaşla tanıştık. Evet. O dönemler bir tane... Yuralar vardı. Yura aslında tabii herkes onu Yura diyebiliyordu da çok güzel bir anımız var bizim o köpekle ilgili. İlk defa ben o şekilde kopoy bir köpekle, kopoy cinsi evet. iz süren bir köpekle hava gittiğimizde sevgili Sertan bu köpeği getirdi. İndik kale burnunun sık yerlerinde avlıyoruz. Evet. Köpek koku alıyor, ses veriyor. Koku alıyor, ses veriyor. Koku alıyor, ses veriyor. Bucağın derinlerinden başka bir ses. Vay Allah'ım vay kimdir bu adam dedi. Madem köpeği dövüp edecekti ovaya ne için getirdi? Dövüp bak bunu. Benim için ha orada bitti zaten. Sertan beni buldu bir taşın üstünde oturdum ve kahkaha atarım dedi kendime. Nedir yaptığın dedi Sertan. Madem döveceydin niye ovaya getirdin? Bu böyle bir anı. Ve nerede anladık biz o köpeğin değerini aslında o gün anladık. Evet. Benim köpeklerim bir tavşan çıkardı veya ben öyle şüphelendim ve doğruydu. Çünkü benim de tavşan çıkaran bir köpeğim vardı pointer kırması ama ağlamazdı çıkardığı zaman. Evet. Sadece ardıcın içine hamle yaptığını gördüm. Sertan'a seslendim. Sertan dedim bu köpek bir şeye hamle yaptı. Bence tavşan çıkardı. Bir dakikaydı şimdi anlayacağız. Arkasından o köpek geldi. Ağlamaya başladı. Evet Ahmet Mayrın dedi. Yürü dedi filanca noktaya dur. Bu sıkın içinden çıkmadıysa buralardadır. Sayesinde sakatlanıyordum doğru. Evet, ama tam anlat lütfen. Hiç kesme. Sansürsüz anlat. Köpek tavşanı bir daha çıkardı. Sertan'ı duyarım. Bağırır. Koş koş öne koş. Önleyeceksin sen atacaksın bu tavşana diye. Koştum geldim durdum. 2,5-3 metre. Aman. Keskin taş. Altı böyle. Plaj. Kum. Kum. Dedim atlayacağım yani bu. Bundan bir şey olmaz. Kırdım silahı, aldım fişekleri, atladım. Wow. Düştüm, cirilendim bir güzel. Sertan tavşan nerede? Daha tavşan. Çıktım temize ama her tarafım kum içinde, yani. Perişan haldeyim. Kardeş sorry, başka tarafa döndü. Sertan dedim bunu bana ne için yaptı? Oğlum Sertan, daha koş. Hemen önünüzden geçti. Alıcı ağacına takılan şimdi. Sen dedin bereke miydi? Yok, alıcı ağacı meselesi. O, o gün sen yoktun, Bereke'yle birlikteydik. Onu aslında sevgili Ahmet Bereke'den dinlemek lazım. O benim bir tavşanı vurmaya kıyamdı. O zaman da ciddi kilolardaydım yani 140. Ben az önce bahsedecektim hoca. Yani şimdi sen anladırsın atladım falan filan da yani şimdi Kamedi düşünme. Tabii, o zaman Kamedi düşün. Yani Ahmet'in eski halini de bilirim. Yani evet. 145 kilolarda falandım. O da Bereke'yle olan bir anımızdı. Bilal ona da değiniriz ama... Bu Yura'yla o gün öyle bir şeydi. Ama bu bahsettiğin zaman sevgili Ahmet de vardı o gün. Ahmet de vardı. Hatta bir taneniz alıcı ağacına takıldınız, yeleği taktınız, yırttınız. Hatta daha sonra Ahmet'in köpeği zehirlendi hatırlıyorsan. Aynı yani yerde. Ağaca takılan ben değildim de. Ahmet, işte o günün işte iki güzel anısı var bende. Bir tanesi bu benim 3 metreden gözüm kapalı atlamam. Evet. İkincisi de telefon... Ha onu da anlat sevgili Ahmet. Telefon marifetiyle. Bana telefonda tavşan vurdurdu. Sertan'a tavşanı vurdurdum. Çünkü biliyorum yani evet. Tek başıma o sıka gidersem ben muvaffak olamayacağım. Çok bir tavşanı 3 kere çıkardık. Bir kere evet. Abimin köpekleri çıkardı.
Bir kere benim köpeklerim çıkardı. Ateş şansı bulamadık. Evet, sıklık tabii. Bir kere de Sertan'ın köpekleri veya Reşat abinin köpekleri sanıyorum Beagle. O çıkardı. Aynı tavşanı eminim yani. Çünkü gezer dönüyor. Aynı tepeyi dönüyor. Tabii. En son ben bir yerde gruptan koptum. Arabaya dönmek için koptum açıkçası. Sıkıldım çünkü koşup tavşana tüfek atamamaktan, devamlı önlemeye çalışmaktan. Dedim ki bu kenarları arayayım. Belki bir yolunu unutmuş, turaç keklik bir şey bulurum. Yani olabilir. Yürürken yamaçta tarlanın ortasında gördüm arkadaş. Oturdu dinler. Oturdum. Köpeklerimi çağırdım yanıma. Zillerini aldım bazılarından. Yaktım sigaramı. Ben onu seyrederim, o dinler. Belli bir aldı, tık, evet. tık gitti. Büyük tepeden karşı küçük tepeye karşı geçti. Karşı küçük yamaca. Evet. Ardıca işareti koydum, girdi. 5 dakikada bekledim. Dedim gir yerleş arkadaş. Önce aradım sevgili Kamil'i. Arkasından aradım Mustafa Şafakoğulları'nı. Sonra aradım işi yapacak olan köpeklerin sahiplerini. Tek tek dedim gelin. Bayılı da kubatlı. Evet. Ben dedim tavşanı gördüm. Bu tavşan ben dedim gelin. Oradan kaçmaz. 5 dakika 10 dakikadır da bekliyorum. Herhalde artık girip rahatlamıştır o sıka. Gelin girelim. Sertan evet. Dedi nereden girdi arkadaş? Bu iki ardıcın arasından girdi Sertan dedim. Tamam et dedi. Sen şuraya git. Siz şuraya gidin. Ya dedim kısmet kiminse ben hiçbir zaman aç gözlü bir adam olmadım. Ama sarma yaptık. O çünkü geri dağa kaçacak. Doğru avcılık da oydu. Doğru, tabii ki bravo. Sertan'ın köpekleri girdi. Ağlama sesini duydum. Silah sesini duydum. Gerisi yok. Evet. Bekliyorum. Hala yok. Arkadaşlar tavşanı almış, kutlamayı yapmışlar bir güzel, çakmak falan filan, Ahmet Nayreli bekler. 5 dakika, 10 dakika arayan soran yok, Sertan aradım. Sertan, ne oldu be kardeş? Kardeş tamamdır, gel la vurduk. Açtım silahımı, yürüdüm. Ya dedim, sizi çağıran ben. Lütfedip de dedim, beni dedim oraya diktiniz. Yani bu adam arabaya gelsin, bir haber vereydiniz. Yani. Bu da başka bir güzel. Sevgili hocam, o gün... Sevgili Arkar da bizlerle birlikteydi ve tavşanı aldığımız yerden arabalar çok uzak değildi. Sevgili Arkar da geri döndülerdi. Onlar arabadaydı ben tavşanı vurduğum zaman. Evet. Biz tabii biraz böyle alem olsun diye bağırdık çağırdık. Onlar belki de ben şaka yaptım falan düşündüler. Ama sen bu hikayeyi bir gün lütfen Harper'in ağzından dinle. Harper'in ağzından dinle çünkü çok farklı bir versiyon var orada. Eklemeler söz konusu. Evet. Vay abi diyor vay. Anılar bölümünü soracaktık ilerleyen dakikalarda. Öncesinde başladı. Öncesinde evet. Ahmet Bey çok anımız var. Çok anımız var ama. Ne güzel. Şöyle bir durum var. O zaman işte bu Yura'yı getirdik. Hocam bunlarda da üstün bir burun var. Ama nedir? Hep hareketli tavşan. Diğer köpeklerin hiçbiri bir şey yapmaz. Bu gelip aramızdan geçerken bağıra bağıra geçer. Yani belli ki aramızdan tavşan geçti. Diğer köpeklerde hiçbir şey yok. Sadece o köpek. Ve bizde acemilik vardı tabii o zamanlarda yani bende de vardı, Ahmet'te de vardı. Biz hiç dediği gibi Ahmet'in biz Kobay hiç köpekle böyle ilk defa. Köpek biz Kıbrıs'ta görmedik bile yoktu, avını boşver. Ve dolayısıyla hep böyle arkasından giderdik. O önden biz arkadan ama neyi fark ettik? Hep tavşan olduğu gibi bir tur atar ya sağdan aynı ya şey. Soldan hep aynı yere geri gelir. Dolayısıyla yerleşmek lazım aslında sarmak lazım. Ha, bizdeki negatif olan olay şuydu, bütün arkadaşlarda köpekler vardı. Aynen öyle. Yani bugün tabii, bu avı yapan varsa, insanlar evet. Var. Çok da başarı sağlayanlar var ama bir diğerlerinde köpek olmaması diğeri lazım. Vurucu, diğeri çünkü vurucu. Çünkü o tavşan köpekleri sezer. Böyle yani badin Metin izlediği gibi bak. Aynı da durur ve evet. Dinler. Dinleyerek tamam. Tabii Kobay'ı takip eder. Ne kadar yaklaşır yine ona göre hareket eder. Dolayısıyla evet. Planlama uygun ama tecrübe her şeyin başında. Evet yine güzel ve dolu bir akışımız var değerli izleyenler. Neler var bu akşam? Çok güzel. Kozanköy'den bir haftanın vuruşu var. Tabii geçmiş yıllarda bir vuruş. Ama oldukça güzel ve de şanslı bir çekim var orada. Görüntüyü çeken arkadaş sevgili Asaf Taşargöl. Anımsayacağınız üzere hocam geçen haftada hediye sevgili Asaf'a çıkmıştı. Evet. Ondan birkaç hafta önce yine Asaf'a çıkmıştı. Çok doğru. Bizim çok sıkı bir takipçimiz sevgili ve şanslı Asaf. Bir izleyicimiz. Evet. Onunla birlikte sevgili Asaf'ın banyası yıllar önce tabii o zamanlar Asaf avlamıyordu. Kamera çekimi yapıyordu. Onun banyası alıyordu. Evet, Musa Deral abisinin bir vuruşuydu bu. İlerleyen bölümlerde bunu vereceğiz. Bir de anonsumuz olacak. Bu hafta Bostancı Avcılık Atıcılık Kulübü'nün Tepebaşı Akdeniz Köyü'nde düzenleyeceği bir şenlik var hocam. Dolayısıyla hava şartları müsait olur da. Evet. Mehmet Özetem Gaçari
diye bilinen Mehmet Bey, Allah rahmet eylesin. Evet, onun anısına, onu anmak üzere düzenlenen bir etkinliktir. Tahmin ediyorum sabah 10 gibi buluşulacak. Tepe başında kasabın, petrolün olduğu yerde Akdeniz köyüne döndüğümüz zaman ileride hocam sağda bir tane kışla var. Evet. O kışlayı yaklaşık 2 kilometre geçtikten sonra ileride sağdan dönen bir yol var. Ve onun hemen akabinde 5-600 metre ileride bir düzlük var, orada olacak. Tabii ki arkadaşlar gerekli bilgilendirmeyi, tabelalamayı yapacaklardır. Yapacak. Evet, gün içerisinde bunu da yapacaklardır. Bizler de davetliyiz hocam. Teşekkür ederiz buradan arkadaşlara, değerli başkana ve yönetim kurulu üyelerine. Bir de sevgili Mehmet'tir başkanları hocam. Mehmet Kayan. Ve sevgili Mehmet gelecek haftada bu stüdyolarda konuğumuz olacak diyelim. Ve bunu anonsun da ardından dilerseniz hocam hızlı bir şekilde bu geçen haftanın sorusuna bakalım. Oradan hemen yeni haftanın sorusunu, çekilişimizi falan yapalım ve ardından da programımıza devam edelim. Evet, ben rica edeyim yönetmenimden. Öncelikle bir geçen haftaki soruya bir bakalım lütfen. Evet, 3 adet resim. Bu belli hocam. Aşk Çeşmesi arkada, Roma belli zaten. Binaların üzerindeki şeylerden atlanan. Bu ku. Bu da belli ki bir tüfek. Altta bir çizim var. Yani bir tasarım var, bir tüfek var, bir tüfek Vincenzo markası. Ku zaten Vincenzo Bernardelli'nin amblemidir. Evet. Bernardelli olacaktı doğru cevabımız. Açık söyleyeyim. Beni yanıltır bir şekilde beklentimin üzerinde bir doğru cevap çıktı hocam. Bu da oldukça güzel, sevindirici bir haber. Demek ki çok sıkı takipçilerimiz var ve de iyi de biliyorlar bu sene. İyi yok. Evet. Öğrenciler çok çalışkan. Öğrenciler bu sene. Öğrenciler çok çalışkan. Evet. Değil mi? Özellikle bizim tepe başından sevgili Bülent hocamız ve çocukları, evet. Her zamanki gibi. Şimdi değerli izleyenler, İki tane bilenimiz vardı anımsayacağımız üzere. Bir tanesi sevgili Kerem Çerkez, Kerem hocamız. Alsancak mı olur, Lapta mı olur hocam? Lapta mı olur? Lapta olur değil mi? Evet. Lapta sınırlar aşağıda. Yok, evi biliyorum aşağıda da. Lapta mı, Alsancak mı? Lapta'dır. Lapta, evet. Alsancak, Yavuzlar Lisesi'nden itibaren başlar. Evet, ve Kerem hocamız geçen haftadan önceki hafta. Hani dedim ya işte bir tanesi bir aramızda birisi 11 saniyede buldu diye mesaj attı hocamıza. Hocamızdı, Kerem hocamızdı. Ve bu mesajın ardından bizler de biraz böyle statüyü değiştirdik hediye anlamında. Ve 3 hediyenin bir tanesi ilk doğru cevabı verene gelsin, evet, dedik. En hızlı şekilde. Biz, evet, tabii ki hocamızın bu erken cevabından etkilenerek böyle bir, evet, uygulamaya geçtik. Ama gelin görün ki Kerem hocamız maalesef cevabı bilemedi. Böyle bir durum oldu. Evet, hediyeye de bakalım lütfen. Neydi geçen haftaki hediyemiz? Bize bir sırt çantasıydı Stringer'den. Evet. Şimdi ben birazdan cevapları okumaya başlayacağım ama ilk cevap tepe başından Kumsal Kocadal'dan. Kocadal familyası. Şimdi hem Facebook'ta hem de telefonumuzda, cep telefonumuzda dakikalar, saniyeler mevcut. 21.19'da vermiş Kumsal Hanım bize cevabı ve bu bize ulaşan ilk cevaptı. Dolayısıyla Kumsal Hanım çantaların bir tanesini direkt kazanan izleyicimiz oldu. Kendisini buradan bu hızlı cevabından dolayı tebrik da ederiz. Ayrıyeten tebrik ederiz. Kumsal Hanım, seni de Tuğrul'u da, evet, tebrik ederiz. Arkasında Tuğrul bildi galiba. Evet, ben sırada bunu Saygans'da görebilirsiniz. Saygans Sükran'ın outdoor sayfasında, evet, paylaşmıştı. Bu oradaki sıralama, gelen doğru cevaplar, evet, time kodlarıyla birlikte orada görebilirsiniz. Hocam hızlı bir şekilde okuyalım çünkü dediğim gibi biraz yoğun yine bilen, evet, izleyici kitlemiz olmuş. Hasan Kelesade Gönyeli, Eybil Korat Mausa, sevgili Mehmet, bunları katlayalım lütfen. İki şerkes katlayabilirsek. Sevgili Vehbi Kaya, Özkan Yeşer, Soner Yolaç, evet, İlkay Lefke, Erdoğuş, İlkay Derin bizim Arsu, aferin be İlkay sana, Nevzat Arsu, Önel Kocadal, Çağrı Kocadal, Vicdan Arsu, Mehmet Pirgot, Salih Kocadal,
Gerçekten Kocadal familyasıymış yani. Kocadal ailesi. Hocam evet. Sıkı izleyicilerimiz, dostlarımız sağ olsunlar. Bir bunu bir kontrol edelim lütfen, çünkü bana sanki hata var gibi geliyor. Bir dakikayı müsaade isteyeyim ben hemen. Şimdi şöyle yapalım, ben buna arada bakarım hocam. Çünkü bu kadar bilen yoktu diye biliyorum. Bir hata olmuş olabilir. Hata yapmayalım yine. Olmazsa çekilişi daha sonra yaparız. Programın ilerleyen süresi içerisinde de yapabiliriz. Buradan ben doğru yanıtı öğrenirim. Bakayım. Listeyi bir kontrol edelim. Evet. Sevgili Ahmet Çiğne nasıl gidiyor? Yani beklenen gibi değil tabii. Bunda bizim de suçum yani, kendi evet. Adıma söylüyorum. Hocam burada küçük bir hata var. Fazladan isim var burada. Evet. Fazladan isim var. Dolayısıyla sanki geçen haftaki listeyi okurmuş gibime geldi. Dolayısıyla bunu biz bir ara kontrol edelim. Daha sonra yapalım biz çekilişi. İkinci bir hata yarı, olmasın. İkinci yarısı. Olabilir. İkinci yarısı. Olabilir. O zaman haftanın bu haftaki soruya bakalım. Evet. Çekilişi ikinci yarıda yaparsın. Evet. Bu akşam sevgili Oycan'dır yine yönetmenimiz. Ben sevgili Oycan'dan rica edeyim. Haftanın sorusunu ekranlara verebilirse ilk önce ona bakalım. Evet. 4 adet resimden oluşuyor. Bu hafta deniz haftası. Balıkçılıktan soruyoruz. Bu ikinci resmimiz. Hocam üçüncü resim ve de son olarak bu da dördüncü resim. Çok kolay ama çok zor bir soru. Evet, 6 harften oluşuyor ve altta, alt tarafta 14 harften oluşan bir cevap kartımız var. Buradaki doğru cevabı oluşturan kelimeler aşağıdaki karneden olması gerekiyor. Eğer düşüncenizdeki cevapta alt kısımda kelime karşılığı yoksa, o zaman demek ki hatalı düşünüyoruz diyelim. Böyle bir hatırlatma yapalım. Ve hocam hediyeye de bakalım. Evet. Evet. Bu sorumuza doğru yanıtı verecek olan 3 tane şanslı izleyicimiz bizden, Kolmik'ten çok özel bir hediye var bu hafta hocam. Bu soğuk kış günlerinde. Şimdi bunun bir tanesini de yanımda getirdim. Çift yönlü hem scruff hem de bere olarak kullanabileceğimiz çok güzel bir hediye. Şimdi geçmiş günlerde bu balık haftasında biraz böyle balık sahtesi falan verdik ama kazananlar hocam yani 3 taneden 2 tanesi kara avcılığından alakalı, balıkla alakası olmayan insanlar. Dolayısıyla biraz daha böyle hani çok amaçlı bir hediyeyi vermek daha uygun mantıklı geldi, daha mantıklı geldi. Ben sevgili Ahmet'ten de bunu rica edeceğim, bir denemeli yapalım hocam. Öncelikle bu bir boyunluk, yani rengi de navy blue hocam, mavi. Navy bunu dışarıda blue da giyilebilir, tabii. Okulda da giyilebilir. Okulda da giyilebilir. Sevgili Ahmet, bunu baştan geçirebilirsen böyle boğaz kısmına, yani boğazını sıcak tutmak için kullanılır. Bir böyle. Böyle. İstersen burun ağız altına, evet, sevgili, o şekilde de kapatabilirsin. Sevgili yönetmenimiz Ahmet Bey'i gösterebilir misiniz lütfen? Evet. Evet. Evet, kapatalım da burun altına kadar kapatalım. Evet, bu şekilde de kullanılabilir sabah soğuğunda. Bir de tabii ki bere. Bir de çıkaralım bunu. Evet, bir de çıkaralım. Bunları da kovuracağım bunda. Evet, bere de şu şekilde alayım sevgili Ahmet. Yukarıdan. Burada bir tokası var hocam. Evet. Bu tokayı böyle çekiyoruz. Evet, şimdi de wow. Çok güzel bir bere. Evet. Evet sevgili Ahmet. Yakıştıysa son ben burada tayin değil mi Önder hocam? Evet. Tabii, evet. Yok, zaten bu sana hediyem olacak sevgili Ahmet. Gayet şık. Şimdi sen konu mankeni olduğu için. Değil mi ama? Denedin. Hak eder yani. Tabii. Hak eder. Evet diyelim ve bunu da sevgili Ahmet'e takdim edelim. Evet değerli izleyenler. Kullanam edeyim. Az önce söylediğim gibi gelecek hafta sorumuza doğru yanıtı verecek 3 şanslı izleyicimiz bizlerden bu bereyi kazanacak. Yalnız bir tanesi kuraya dahil olmadan kazanacak. O da şöyle olacak. Bize ilk doğru cevabı veren
izleyicimiz olacak. Evet. Dolayısıyla biraz da artık zamanda da yarışıyoruz diyelim ve hemen devam edelim. Evet sevgili Ahmet, şimdi senin hukukçuluğun vardı dedik, avukatsın da ayrıyeten ve senin de her zaman sürekli böyle hani mağazaya geldiğin zaman da tartışırız. Geçmişte de sevgili Harper Orhun döneminde Avcılık Federasyonu'nun yönetim kurulunda birlikte yer aldık seninle. Zaten tanışıklığımız oraya başlıyor. Oradan başlıyor. Evet. Şimdi farklı bir konuyu işleyelim dedik sevgili Ahmet. Çünkü son zamanlarda ben hep işitiyorum. Biraz çığırından çıktı gibi bu sene. Çünkü CİK'le azaldık sonunda maalesef bu gibi hoşnutsuz davranışlar da artıyor. Birkaç örnek verdim. Abi pazar günü CİK'le'ye gittim. Adam geldi durdu 15 metre yanımda. CİK'le de hocam 15 metre. Tamam. Abonelik haftası bize de oldu zaten. Ben de paylaştım. Evet. Ne yapan ama dedim. Avlarım dedi. Orada durma dedim. Sana ne dedi. Oğlar senin mi dedi. Aynen klasik cevap. Evet bu bir klasik tanesi. Klasik verilen cevap. Evet. Bir ikinci paylaşımım daha var. Bu da çok gelen bir konu. Sabah ovaya geldik abi diyor. Açıklık bir yerde durduk. Ve tepedeki ardışlıktan diyor. Gelen ciklayı avlarız. Adamlar geldi. Tabii bir baktılar yer yok hocam. Ardıca gitti. Arkandan gelir gelir tüfeğin olduğu yere kadar bir baktı. Geldi artık ardıca dayandın sen. Ve de hemen diyor adamlar geldi bizim üstümüzdeki o sıklık ardıcın içine girdiler diyor. Ve neredeyse vurduğunu bulmasının da imkansız olduğu bir yerde. Ciklalara tüfek atmaya başladılar. Sadece aslında vurmak. Arkadaşlar orada avlamaya başladılar dediler. Ben bunu layık bulmadım avlama kelimesinde. Çünkü o şekilde bir avcılık olmaz. Hedef. Tüfek atmaya başladılar ve aynen şu şekilde yazdım. Yok etmeye başladılar. Dikkat ettiyseniz avlanmaya başladılar demedim. Zira böyle bir av şekli olmaz. Evet sevgili Ahmet, var mı bu sene senin de başına gelen bu şekilde benim bir olay? Benim başıma geçen hafta geldi. Anlayamadığım şudur. Avcılığın belli kuralları var. Yazılı olmayan kurallar. Benim inancım bir numaralı kural avcılığın gerçekten de ava giden insanlar, eski çağlara da bakın, asil insanlardır. Yanlış anlaşılmasın. Kimsenin mesleğiyle alakalı değil. Karakter olarak gerçekten asil insanlardır. Ve belli bir insansal anlamda kültür seviyesine ulaşmış insanlardır. Açgözlü insanlar değildir. Olmamalıdır bence. Belki şimdi birçok arkadaş diyecek ki işte bu konuşan arkadaşımız ovaya gitti, beş kekliği vurdu, dönüp eve mi gidiyor, altıncıyı vurmadı mı hiç hayatı boyunca? Evet. Yapmışlığımız olmadı mı? Oldu. Ama hatanın neresinden dönülürse dönülsün, doğru ne zaman bulunursa bulunsun kârdır. Tabii ki. Geçen hafta biz de aynı şekilde ovaya gittik. Evet ovada yatan arkadaşlarımız da vardı. Ben açık söyleyeyim, ben o arkadaşlarımızı kınayan insanlar da var. Yok ben kınamıyorum. Eğer uykusundan feragat ediyorsa, gidip ovada yatmak istiyorsa ve bu ovada yatış süresi içerisinde kanuna, yasalara uyuyorsa, avcılık ahlakına aykırı bir şey yapmıyorsa, çevre bilincine tabii gidebilir. Onun tercihidir, onun inisiyatifidir. Gidebilir, orada durabilir, oturabilir, uyuyabilir. Bunda sıkıntı yok. Biz de dün geçen hafta işte bu piknik alanının karşısına gittik. Normal gitmemiz gereken saatten, gün ağarmazdan yaklaşık bir saat önce gittik. Baktık duracağımız yer boş, planladığımız yer boş. Evet. Dedik ki tamam evet, burası bizim işimizi yapacak. Yani 20-25 çıklayı durarak vursak, şükür, çok şükür deyip huzurlu bir şekilde evimize gideceğiz. Sabah oldu. Bir cikle geldi, iki cikle geldi, üç cikle geldi. Alçak, karanlık. Atılmaz tabii. Evet. Silah atamıyoruz, kaldırmıyoruz bile. Dedik ki hava açılacak. Tamam yani bu cikle karanlıkta işlemeye başladı. Tamam biz doğru tespit yaptık, bu iş olacak dedik. İlk izlenim doğru, evet. Gün ağardı. Bir iki cikle geldi. İşte birer ikişer tane vurduk, birer ikişer tane kaçırdık falan. Aniden böyle, biz çünkü yolun altında kalıyoruz seviye olarak. Bariyerin üstüyle bir böyle saçmaların geldiğini duydum yani sesini. Aramızdan geçti belli ki. Alçak atmayın dedim. Sonra arkadaşlar dedim ki nereden gelir be kardeş bu ses?
Yani önümüz ardıç. Dayanabildiğimiz kadar o durmamız gereken yerde, aslında durulması gereken yerde dayanabildiğimiz kadar dayandık. Sonra ben yolun altından geçtim köprüye, bir arkadaşı gördüm orada. Dedim ki ya kardeş, yani bak dedim, aşağısı tarla. İlla ki bir yer bulunur ve bu cikla size de bize de yeter. Neden dedim bu ardıcın içine girdiniz ve siz de perişan olursunuz, bize de av yaptırmadınız. Yani mesele vurmak mı, vurduğunu bulmak mı? Ki Sertan benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu çok iyi bilir. Evet. Çok şahit oldu Sertan. Vurduğum bir tek ciklayı bulmak için sen başımdan geçen 10-12 ciklaya silah kaldıramadığıma, çünkü gül tikenin içinde cikla arar. Çok doğru. Sen de bizdensin. Ben bulurum dedi. Ben de artık vururum orada, ve bulurum. Ben de artık burada dayanamadım. Dedim ki belimde iki cikla vardı arkadaşım. Demek ki dedim sorunum vurmaktadır. Yani madem ki bulum. Tabii. Çünkü çok silah sesi geldi sizden. Vuramam demek. Yani şimdi bunu söylerken kimse şunu düşünmesin. İşte kendi o noktaya yerleşemedi diye veya kendi cikle vuramadı yok, diye. Yok, isteseydin yerleşir. Kıskançlık duygusu yok bende. Hiçbir zaman böyle bir şey olmadı. Ben kimsenin vurduğu av hayatım boyunca kıskanmadım. Çok da adam olmuştur dağda, bayırda, ovada gezerken hiç tanımadığım ve kaybettiği avı bulması için yardım ettiğim çok da adam olmuştur bugüne kadar. Helal olsun. Böyle olması gerekir çünkü. Evet. Eğer avcıysanız bunu yapmalısınız. Yardımcı olmalısınız. Ki siz de karşılığında bekleyebilirsiniz insanlardan aynı davranışı. Gün gelir tabii. Biraz önce sevgili Sertan okudu. İşte 15 metre yanıma gelir durur. İnanın ben 15 metre gelip yanıma durana da çok takılmıyorum. Çünkü bazen ciklaz olduğu zaman evet çok yoğun olabiliyor bölgeler. Yeter ki benim yanımda dururken adam gibi dursun. Nasıl duracak sevgili Ahmet? Yani evet menzil. Evet menzil. Bir şey hocam, 15 metre demek şimdi bir bana tüfek, gelen bütün ciklaya o da tüfek atacak demektir. Tabii ki bir tüfek ortalama kaç metre? Bazen şunu söylerim kaç ben. Kaç metreden vuruyorum yani, ortalama? 50 metreden bir ciklayı vurabilir miyiz? Ya, 50, 60, 70, 80 yani. O zaman 50 de onun tüfeği. Evet. 100. Demek ki hadi diyelim, mantıken, 60 metre diyelim. Ya, mantıken 50 metre iki avcının ha. duracağı mesafe bana göre sefer 100 metre olur. Hayır, hadi 50 metre diyelim hocam. Bu hocam benim, bu benim şahsi fikrim. Yani sırf ovada kapışmamak için, evet. tartışmamak için ona da eyvallah diyorum. Ama şunu kabullenemiyorum. Sen doğaya gidiyorsun. Zaten bugün avcılık camiasının üzerindeki oklar nedir? Avcılar katildir. Evet. Avcılar cellattır. Avcılar öldürmeyi seven insanlardır. Gibi 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 bir olur sürü bir kelime doğayla hiç alakası olmayan, doğayı korumakla uzaktan yakından alakası olmayan insanların sadece iş ola, sırf maksat avcıları karalamak olsun diye çok doğru söyledikleri şeylere çanak tutuyorsun. Biz de çanak tutuyoruz. Çünkü sen ovaya gidiyorsun. Yani bir laf var. Canı vermek de almak da Allah'a mahsus. Evet. Sen evet alıyoruz o kuşun canını, evet. Ama bu insanın doğasında var. İlk çağdan beridir var. Evet, İnsan avlanıyor. İşte vurduğun hayvanı bulamayabilirsin. Ben de kaybederim. Ama ben gerçekten çok az kaybederim. Vurduğun hayvanı hiç aramadan bir iki dakika bakıp yeterli gayreti sarf telef, etmeyi. Sevgili Ahmet, onun ismi telef etmek. Telef etti, yapmak değil. Zaten telef ettiriyorsan evet. İşte o zaman Ahmet bulamadın, iki buldun, üç buldun. Yani bu işte o zaman eli silahlı katilsin. Hocam yani trap tabağı değildir. Eğer bulamazsan bulamaz. Bu ateş ettiğin trap tabağı değildir. Tabii ki. Evet. Bir ara verelim dilerseniz. Ben bu listeyi düzelttim şu anda. Dolayısıyla onu yapalım şimdi. Evet, sevgili Kumsal Kocadal direkt kazanmıştı demiştik. En erken olan arkadaşımız. Evet, Tuğrul Kocadal, Tepebaşı. Tuğrul'umuz. Çağrı Kocadal, yine Tepebaşı. Salahi Zahimoğlu. Kardeşler, Salahimiz daha. Evet, Mustafa abimiz, Mustafa Aşman. Mausa. Batuhan Zeybek. Şerife Aşman. Zaliye Aşman. Sırayla gidiyorum ben de, mesajların geldiği sıraya göre gidiyorum. Reşat Yolaç, sevgili Reşat. Erkan Yolaç. Bülent hocamız, Bülent Kocadal. Cemyal Benlioğlu. Hasan Barbali. Hasan abi tatlı suydu sanırım. Tatlı, Hasan abi. Tatlı. Zeka Kabaoğlu. Ve de deveciler var son olarak hocam. Selçuk Deveci. Sümer Deveci.
ve son olarak Ergin Deveci. Bizim Orçun'a ne oldu acaba? Evet, ondan bahsediyordum hocam. Yani iki tane çok sıkı bilenimiz vardı dedim bu haftanın sorularında. Ama çalımı yediler hocam geçen hafta. İkisi de çalımı yedi maalesef. Şimdi. O kuğu tabii herkes de kuğunun. Şey bilmedi, İzzet'in babası. Şimdi önce Roma, yani belli Roma, İtalya. Ondan sonra kuğu, tamam hadi logoyu bilmiyoruz. Herkes... Ondan sonra bir tüfek. Şimdi ben direkli tüfek koysaydım, buradaki arkadaşlarım da eminim yarısı bulamayacaklardı. Çünkü Bernardelli daha çok düz tüfek olarak bilinir hocam. İşte dediğim yani, Hakkı abi aldı ya, ben onun için de bekledim İzzet'in babası evet. da bilsin ama. Yani evet, açıkçası bu sene bilinsin diye soruyoruz. Yani tamam çok fazla bilinmesin ama bilinsin diye. Çünkü bir resmi değiştirirsin hocam, bu defa bilen sayısı vallahi. Çok değişir diyelim ve hemen şimdi, evet iki tane iki kişi seçeceğiz. Dolayısıyla sevgili Ahmet çeksin birini. Mehmet, sevgili Ahmet çekelim ve hemen okuyalım lütfen. Kalemle yazılan kısmı. Ergin Deveci. Deveci. Evet. Evet. Hayır, hocam sen de seçecek lütfen. Evet. Bir de bakalım. Bülent Kocadal. Bülent Kocadal. Bülent hocam hayırlı olsun. Zivane içecek. Evet. Evet Bülent hocam. Bunun da Kocadal ailesine iki hediyemiz i̇ki gitti hocam gitti. Bu hafta. Bir de Deveci ailesine. Zaten tahmin ediyorum 3 veya 4 aileydi bu hafta. Evet. Cevap verenler. Hayırlı olsun. Evet hediyemiz Saygans Shooting and Outdoor Lefkoşa veya Girne mağazamızdan tedarik edilebilir. Evet tebrik ediyoruz izleyicilerimizi ve devam edelim hocam. Şimdi avcılığın kuralları dedik. Yazılı olmayan kuralları. Olmayan kurallardan bahsediyorduk. Kurallarımızdan bahsediyoruz Ahmet ama. Çok doğru noktalara evet, bu arada hocam Ahmet'in bir videosu var. Dilerseniz bir ara verelim. Bir görüntü girelim. Sevgili Ahmet'in büyük avdan bir görüntüsü var. Bir ketlik vurma var. Ardından da böyle bu sene biraz acemi sevgili Ahmet bu kafa kamerasına ilk kez aldı bu yıl. Dolayısıyla fazlacık da olmadı. Onun için sadece bu geçtiğimiz birkaç haftanın görüntüsüdür. Dolayısıyla yani bol bol bir görüntü yoktur. Yok. Ama olsun yine de sizlerle paylaşmak istedik. Evet hep birlikte sevgili Ahmet'in görüntülerine bakıyoruz şimdi. Al da gel bulli. Aferin be Rodi. Aferin be Rodi. Aferin kızıma. Al da gel. Aferin be. Aferin be Max. Getir bullim. Getir Max getir. Aferin kız oğluma. Aferin be Rodi. Max getir oğlum. Max getir. Getir. Aferin size. Aferin size. Aferin Max. Aferin. Aferin sana oğlum. Aferin. Mıslık gördün? Gördün mü nereye düştüğünü? Enme aşağı, enme. Üstüne çık kardeş, yürü üstünden. Nasıl yürüyeceksin orada? Boma. Görünür mü? Hemen ben çık oradan yürürüm.
Çıkayım da bu yana uçarlar. Hadi. Çok muazzam bir vuruş oldu ha. Mistik. Ha? Nereye düştü bu? Nasıl görmedin? Ben ampul gibi yerde. Of. Evet, tabii ki gün doğumuna karşı bir kafa kamerası ve de avlanan kuş da cikla. Dolayısıyla ayırt etmek çok da kolay değil. Kafa kamerasının bilgisayarda biraz ayırt edilir ama televizyon ekranı verildiği zaman herhalde daha da zor. Ama olsun, yani bize o olayı hissettirdi sevgili Ahmet. Dolayısıyla kendisine teşekkür ederiz. Isıtı fırçayı da yedi. O benim kahramanım, şeker. Şimdi benim anlamadığım. Videoya baktığımız zaman mıstık bayağı uzakta hocam, tepenin üstünde. Sevgili Ahmet, tamam yani güzel bir tüfek verdik. Gözünün mesafede gördüğü yerden düşürür ama mesafesinde şimdi kuşun düştüğü yer nasıl görmedin diyor, ampul gibi yerde. Tamam, ampul gibi yer onun için de geçerli ama senin için de geçerli şimdi, sevgili Ahmet. Şimdi doğrudur. Hayır, şimdi doğrudur. Benim önümde şinyalar, artışlar İnyalar olduğu var. İçin ben tam yere vuruş açısını tahmin edemedim. Mustafa yukarıda olduğu için eğer bakıyorsaydı, evet. Meğersem o da bir cikle attı o sırada, çünkü ona bakıyordu. Önce bir cikle kalktı, sen iki tüfek attın, o cikle Mustafa'ya doğru gitti, sen Mustafa'ya çağırdın. Yok, Mustafa'ya doğru başka cikle gitti, evet. Ben sola kalkanı attım yani. Tamam, ben de onu anlatıyorum işte. Bir cikle Mustafa'ya doğru gitti, sen attın onu, vuramadın. O Mustafa'nın üstüne gitti. O orada atarken Mustafa ona konsantre olup atarken bu defa sağ taraftan sana başka bir cikle geldi. Dolayısıyla Mustafa'nın ona bakması mümkün Mustafa değil. Mustafa solda değildi ama Mustafa... Mustafa benim... üstteydi karşıda. Sağdaydı işte yani. Tam anlamadın sen Mustafa'nın yerini. Yani ben sola giden cikle attım. Mustafa burada bir yerde o sırada. Ama o sonra, da attı. Sonra başka cikleler çıktı. Olabilir. Onlar gitti Mustafa'ya. Sonra Mustafa'dan bana başka geldi. Onu işte becerip vurduk. Mıstık benim kahramı çeker. Ben de onun çekerim. Kardeşimdir. Evet. Allah razı olsun ondan. Bu arada Melek Hanım'dan sana bir mesaj var sevgili Mahirel. Melek Arabacıoğlu bizim kanaldan. İyi yayınlar diyor Melek Hanım. Ahmet Mahirel, değişimin adısın kardeş diyor. Değişimin adı. Evet, bu yani. Az önce benim resimlerimi geçirirken sen, evet. Kırmızı montlu bir resim var. Yönetmenim onu bulabilirse o değişimi herkes daha iyi anlar. Evet. Orada tam 149 kiloyum. Evet, bulalım sevgili hocam. Kırmızı montlu resim. Kırmızı montlu.
rahmetli babam öldüğü yıldır o sanıyorum. Evet. Bu değişimden bahsediyor yani. Bahsettiği değişim olur, evet. Budur. Zaten rahmetli ölmeden önce sana demişti. Aynen öyle. Evlat. Aynen öyle. Evlat, yani, kilo ver. Hiç istemedi kilolu olmamız tabii, doktor için de biliyor. Evet. Biz de verdik. Gerçi şimdi hasbelkader spor hocalarım da seyrediyorsa bayağı kızdılar herhalde. Çünkü bu av döneminde çikolatalar, tatlılar, bir 5-6 kilo aldık. Ama şimdi bisiklet sezonumuz açılıyor. Av bitti. Evet. Artık bu aldığımız 5-6 fazlalığı da bisiklet sezonunda 1-2 haftada çözeriz, onda sıkıntı yok. Ama kötü olan nedir sevgili abi, biliyor musun? Alması çok kolay. İşte. vermesi eziyet çektirir. Yok, bana hepsi kolay yani. Bir lafı var ya, şey, moda bize her yer Trabzon. O misal. Bana hepsi kolay yani, ben çok kolay alıyorum. Bak Ahmet'ime bak. İşte bu resim, evet. Net 149 kilo hocam. Bu kiloyla yürürdüm yani sevgili maşallah. Sertan. Sen şahit oldun. Yok, orada bir sıkıntımız yok. Yürürdün, yuvarlanırdı. Bir gün yine Sertan'la gene Kalebunu'ndaydık, sana derim. Çok güzel bir yer gördüm. Yamaçta yürüyoruz Sertan'la. Sertan dedim, burayı boş geçemeyiz. Yani burayı karıştırmamız lazım. Yorulduk da saat 11 falandı. Oraya Nersak dedi, kim çıkacak? Tamam dedim, sen al bu yamacı, git karşıya. Ben inip bu bucaktan gideceğim. Ben çıkarım tekrar. Evet. İndim felakette sık bir bu yer. Bu kiloyla. Evet. Oradaki kiloyla. Evet. Çok da sık bir yer. İşte orada o sıklıklarda kilonun avantajını görürdüm. Ekzavatör gibi aç gibi. Bu deviririm. Yani öyle ardıç önünü kesecek, azgana da kılıp kalacak falan. Yok öyle bir şey. Hatta yırtıp geç. Hocam köpeklere de yol açardı. Kilonun faydası bir. Tek faydasını tek orada gördüm abla. Greider. Yürüdüm, çıktım çukurdan. Sertan dedi, bazen dedi anlayamam seni dedi, nasıl bir yapıya sahipsin yani, tamam okey background'unda spor geçmiş olabilir ama yani kendin söyle, 150 kilosun be kardeş, nereden buldun bu saatte bu hırsı, bu enerjiyi ve o çukura enen, parça parça olun, bir şey çıkar çıkmaz belli değil ve tekrardan çıkan işte böyle bir hastalık yani. Bir şey de çıkmadı bu arada tabii, o çıkmadı veya köpeklerimiz çıkaramadı. Ama indik. Veya yoktu, çıkmadı. Ama indik çıktık. Yok, Sertan da iyi yürür. Sertan'ım da iyi ama galiba sıklığı yemedi bazen. Yani yok bu konuda. Hocam çıkmayacağı için emmedim ben. İyi yürür. Yoksa gözlüklerimiz çizilmesin. İyi yürür, iyi vurur. Ama yani yürüme konusunda benimden pek de aşık atamaz yani. Aşık atamaz. Normal. O günlerden bu günlere ne güzel. Kaç kilo yedin bu arada Ahmet'im? 50 verdik hocam. 50. 53 verdik hatta. 6'sını geri aldık. 6-7 kilo geri aldık. İşte 46-47 kilo verdik. Evet. Azmini ayıran. Bu arada ben sevgili hocana bir resim gönderdim. Ahmet'e ait bir resim. Uygun bir zamanda bunu bize ekrana verebilirsen. Buna da bir bakalım lütfen. Evet Ahmet'im. Bu senecikle maalesef çok parlak değil. Dolayısıyla ben pazar günü ava gitmedim. Cuma günü arkadaşlar bana seslendiler. Sert Hanım hazır ol. Çok güzelcik de var. Pazara güzel keyif yapacağız. Okey. Cumartesi yine gidip baktı. Sert Hanım tamam. Bir kasa fişek getir falan. Güzelcik de var. Okey. Şimdi ben de yani birisi bir yerde kuş bulduğu zaman sevgili Ahmet, hiç sorgulamam yani. Yani bana söyleme. Dolayısıyla yarın gittiğin zaman oraya bir kalabalık bulursan işte benden de bilme. Ben değilim yani. Bilmeyeyim daha iyi hocam. Evet. Hiç sormam. İnanmayacaksınız, saat 10 gibi arkadaşı aradım. Dedim ya arkadaş, bir şey sorayım. Yani El Avusa bu gideceğimiz yer. Niçin dedi sevgili Sertan? Yani El Avusa'ysa dedim ben gelmeyeceğim. Evet, ya arkadaş var, sabahtan beri telefonum durmadı. Sertan abi El Avusa'da güzelcikle varmış. Gideyim mi sence? Değer mi gideyim? Bak bana soruyor. Yani cikla olduğundan haber aldı hocam. Evet. Değer mi değmez mi diye bana soruyor. İlk etapta ya değer dedim yani, güzelcikle var gidiniz falan ilk değer dedim. Evet. Son yani 10'uncudan sonundakiler artık değmez demeye başladım hocam. Buyurun. Çünkü zaten 10 kişi olur dedi aradı. Şimdi seninle de konuştuk. Ben de gideceğim dedi.
Aynen. Ben de sana dedim ki ya çok kalabalık var, işte biz üst lira falan filan çıkacağız. Neyse inanmayacaksınız, saat 10 gibi ben arkadaşa mesaj attım. Lütfen ya dedim sabahleyin beni alma. Gitmeyebilirim dedim bana zaten. Evet, yani hocam gideceğim ama yani bu kadar kalabalıktan sonra, hatta bir ara saat 10 gibi bana bir telefon geldi. Hatta o aya polis falan gitmiş galiba. Polis. Yol kesmişler, yolu kapatmışlar. Yolu kapatanlar oldu, evet. Yolu kapatanlar olmuş. Yani yerleşim birimi şimdi, adamın evine çok yakın durup atış yapan bir iki arkadaş oldu. Benim oraya giden birinden duyduğumdur bu. Adam ilk bir şey dememiş yani, görmüş adam kalabalığı ama ses çıkarmamış. Orada yerleşim yok ama. Elausa orada bir yerde. Orada yukarıda Elausa Manastırı'na çıkarken, evet, bir ev olduğundan bahsetti giden arkadaşım. Tam tepede düzeldiği yerde galiba. Onun bir şeyler söyledi. Çok, o geridedir ya. Bayağı geridedir. Bana anlattığı arkadaşın işte bir evin yanında, yani polisin gelme, evet, şekli o şekilde olmuş. Bir evin veya bilemiyorum artık neyse orası. Bana anlatılanı söylüyorum çünkü. Evet. Eve doğru veya işte o binaya doğru diyeyim atış olunca artık adam dayanamayacak olarak polisi çağırdı. Cumartesi akşam polis. Tamam da yani cumartesi akşam akşamda, saat 10'da mı? Akşamdan. Evet, ben, saat 10'da. Sabah zannettim. Yok yok, cumartesi akşamdan başladı polis oraya gitsin. Benim böyle bir yolu kestiler. Yol kestiler, şikayet oldu. Evet. Konuştuk biz zaten. Ertesi günün sonunda. İşte olmaması son, lazım. Son birkaç yıldır, son birkaç yıldır bunlar yapılıyor maalesef. Yani fas sağlığında. Kamu yolu ya. Kimin haddinedir? Kamu yolunu kapatmak kimin haddinedir? Adamlar kamu yolunu kapatıyorlar. Anayolda da Sert Hanım yavaşladık. Yok yok devam et diyor. Anayolda yavaşlayamadı da sanki de askeri bölgeye gidiyor. Sevgili Sert Hanım şimdi. Tabii devam et devam et. Sevgili Sert Hanım. Askeri bölgede benim bildiğim. Kamu yolu diyorsun. Karpaz yani, yolunda oldu şimdi. Kamu yolu olmayan, patika olan bir yerde yani patikayı da kapayamazsın. Kimseye buradan öteki tarafa geçme diyemezsin. Evet. Yani yok ben araçla diyorum. Yani araçla patikaya giremezsin de. Yürüyerek. Yürüyerek de kapatsın. Yani, bir yol düzeltin. Yüreği kalında. Yürüyüş. Sen de duyumunu aldın bunu biliyorsun. Yol kapattı. Yol kestiler. İşte geçersen arabayı deviririm. Evet. Bilmem ne yaparım. Yani işte o yüzden dedik ya. Yani evet, Külhan Bey de çok. Avcılık bu değildir. Hangi boyutlara geldi? Hiç avcılık, böyle değildi ama. Avcılık bu değildir. 3-5 yıl öncesine kadar böyle yani değildi. Yani ben 3 kuruşluk zevk yapacağım. Yok sinir olup. Bu yüzden. Bir gün sen de aksi tarafında, aksi tarafında olabilirsin. Sen ona yumruk vurursun, o seni döver, sen onu döversin. Ne olduğu önemli değil. Kimin kimin de ödüğü değil mesele. Günün sonunda polislenirsin ama. Veya birinin asfalya tamamen atar, biri birini, evet, öldürür. Tabii ki. O noktaya gidiyoruz, kimse farkında değil. Elimizde, korusun, elimizdeki silahtır. Bir anlaşma olursaydı. Elimizdeki silahtır, şakası yoktur bunun. Tabii ki. Bir de eskilerin bir lafı var. Bir silah sahibini bile derdi babam. Günde 7 kere vurmak ister. Sahibini. Evet. Yani bu da silahın kullanılırken ne kadar azami dikkat. Peki 7 nereden geliyor sevgili Ahmet? İnan ki bilmiyorum. İşte sorgulamadım. Böyle derdi rahmetli babam. Atasözü gibi bir şey değil herhalde Sert Hanım. Sahibini bile derdi. Günde 7 kere vurmak ister. Neden böyle bir şey söylenirdi bilmiyorum. Sadece değişin bu olduğunu biliyorum. Evet. Olabilir mi? Olabilir Ahmet. Kaldı ki yani tehditlerden tutun da ana avrat küfürlere kadar. Yani bir bugün keyif, şahit oluyoruz. Keyif olayından dönen nokta. Bunun adı keyifse eğer. Evet. Yani bunun değildi adı, Ahmet öyle değildi. Eğer avcılık buysa ve bu tür insanlar avcı deniyorsa ben zaten bunu arkadaşlarımla sohbetlerimde paylaşıyorum. Evet. Ben avcı değilim. Bana avcı denmesin zaten. Evet. Yani çünkü ben bu karakterlerle aynı kefeye giremem. Girmemeliyim. Doğru olan budur. Ha, bize göre biz biliyoruz avcının ne olduğunu. Ama maalesef çok arttı mı bu rakamlar? Arttı. Arttı. Bunun sebebi nedir? Nüfus sayımız arttı bir kere. Şimdi artan nüfus sayısı içerisinde doğaldır ki erkek popülasyondan ava gidenler olacağı için avcı sayısı da artacak. Şimdi eskiden belki her erkek olan ava gitsin, okey. Ava merak eden gitsin. Çok kolaydır usta çıkarmak. 21 yaşına geliyordun, usta çıkarıyordun. Ama artık görüldü ki gerçekten çok daha farklı denetim mekanizmalarının devreye girmesi gerekir. Yani işte Avcılık Federasyonu şimdi eğitim adı altında son birkaç dönemdir. Adım değiştirdi şimdi, ama hayır yani, giren de alıyor. Hayır, öyle bir eğitim zaten olmasın. Evet, faydalı bilgiler
paylaşılıyor. Arada var mı? Şimdi yiğidi öldür hakkını ver. Evet, faydalı bilgiler de var. Ama bu değildir. Yasamıza bakın. Öğrenci avcı diye bir kavram var. Evet. 18 yaşında. Şimdi bir daha öğrenci ehliyeti var. Sürüş ehliyeti. Nedir öğrenci ehliyeti? Tecrübeli bir şoför yanında sen araç kullanabilirsin. Öğrenci dolayısıyla elin direksiyona doyar. Evet. Öğrenci avcı tanımına bakıyorsun. Yok. Öğrenci avcının altı boş. Tüfek kullanamaz. Tüfek kullanamaz. Ehli bir avcının yanında tüfek kullanamaz. O bayan yapmaya gidecek. Gitmesin zaten. Gitmesin o zaman. Yok. Ya da öğrenci avcı gibi komik bir ibareyi oraya yerleştirip altını boş bırakacaksaydınız, evet, koymasaydınız. Tabii ki. Tamam, biz de görev aldık Avcılık Federasyonu'nda. Vallahi, İğneyi evet, başkasına bu... çuvaldızı kendimize, evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Ama biz bunu defaten, evet, söyledik, anladınız, yetkililere anlattık. Hep şunu söylediler. İşte belki dolduracak. 18, 16-17 yaşında çocuk silah mı tutacak? Bir dakika. Sen 18 yaşında adam liseyi bitirip üniversiteye gitmezse gevci eline verin. Evet. Tabii ki. Yalnız gevci mi, top değil mi? Havan. Aynen, silah bireysel. Yani, tabii ki. Tabii ki abi. O da silah. Üstelik yivli bir silah. Tabii tabii. Dünyanın en ölümcül silahlarından biri. Tabii, doğru. Ama 17 yaşında yok arkadaş. Yok. Alamaz. Ben bir araya gireyim de sevgili Ahmet'in zekasını bir böyle ne yapayım hocam, zekasını bir törpilleyin, böyle bir hatırına gelsin. Sevgili Ahmet, biz bu yasayı isteyen bizdik. Sevgili Harper döneminde. Yani bendim, sendin. O zamanki yönetimdi. Ve çıkış noktamız da şuydu. Az önce bahsettiğin, yani çocuğu askere gönderin hocam, 18 yaşında adama G3'ü verir ve yalnız başına nöbet tutturur. Karşısında da düşman var. Ve bir av tüfeğini sen bu çocuğa bir yetişkinin kontrolünde vermiyorsun. Bununla ilgili bazı görüşmeler yapıldı. Evet, bununla ilgili bazı görüşmeler yapıldı. Polis müdürlüğüyle falan görüşüldü ve yasa değişikliğinde bunun eklenilmesi düşünüldü. Altyapısı yapıldı. Her şey yazıldı, çizildi. Yalnız daha sonra sevgili Harper federasyondan ayrılması gündeme geldi. Yasa geçmeden ayrıldı. Ardından gelen diğer başkan Nilhan Tayfunlu döneminde de bu yasa geçti. Yalnız bütün maddeler olduğu gibi bizim o zaman nasıl tasarladıysak, nasıl istediysek aynı şekilde her şey tamam. İçerisinden bir tek tüfek alındı. Şimdi onun içerisinden tüfeği alırsan gerisini de olduğu gibi çöpe at zaten. Yani bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir tezatlık ortaya çıktı. Daha doğrusu bir ters durum, bir çelişki oldu. Şimdi 18 yaşına gelen çocuk babasının yanına gitmesi için aslında öğrenci avcı olması lazım, buna bakarsın. Evet. Çocuk 16 yaşındaysa hiçbir şey istemez. Gelebilir, bir sıkıntı yok. 18 yaşındaysa öğrenci avcı olması lazım. Yani bunun mantığında eğer sen bunun içerisinden tüfeği çıkarırsan geriye hiçbir şey kalmadı. Tabii ki. Yani Uludağ'a gidecek. Kayak kayalım hocam ama şeysiz. Kayak takımları olmadı. Kayak takımları olmadan. Kayak takımının içinden aldılar. Hayır, bu çocuk kayak takımıyla kayamaz. Evet. O zaman nasıl kayacak? Ve 18 yaşındaysa da Uludağ'a gelemez. Yani kartopu oynayamaz. Evet. Mantık bu. Böyle acayip bir durum oldu. Genel zamanda düzeltilmesi gereken bir madde bu. Evet. Halbuki çok da kaldırsınlar. Yani çok da güzel olacaktı bir ebeveyn kontrolünde. Çünkü yani baktığın zaman ya ben avı böyle alıştım. Sevgili Ahmet avı böyle alıştı. Sen avı böyle alıştın. Yani tabii, herkes dedemin yanında. Evet. Evet, herkes bu şekilde alıştı. Yani bunun bugün ben bakıyorum İngiltere'de böyle bir şey var. Yani çocuklar gidiyor. Onlarda gerekli yasalar var. Bizde öyle bir şey yok. Ha, poligonlarda var. Gidip yarışabiliyorlar. Tabii canım, bir sabakalara katılabiliyorlar. Yani çocuk... Ama orada da biliyorsun yani yasa gereği tüfek babasının adına olur. Ve de babasıyla birlikte gitmesi gerekir. Şimdi Türkiye'ye giderken bu maddeden dolayı çok fazla eziyet, boşa zaman ve iş güç insanı olan babayı bir yerde kilitliyordu. Yani benim oğlum Türkiye'ye müsabakaya gidecek. Ben de yanında eşlik etmem lazım çünkü her şey benim adıma. Tabii. Bu sefer çocuk giderken baba da gitmesi gerekirdi. Bununla ilgili bazı değişiklikler yapıldı bildiğim kadarıyla ve bundan böyle artık yani çocuklar rahat gidebilirler diye biliyorum ben. Umarım yanılmıyorum. Şimdi sevgili Sertem bak. Veya böyle bir çalışma var. Bütün bu aksaklıklar
gelip hep aynı noktada birleşiyor. Bunu da şöyle birleştireyim sana bak. Çekirdekten bir avcı yetişmesi için bizler gibi yetişmesi lazım, evet. Çocuk yaştan 16-17 yaşından eline silahını alıp babasının yanında ava ateş ederek avcılığı öğrenmesi lazım. Evet. Damdan düşer gibi avcı yaparsanız adamı. Evet, işte bu anlattıklarımız olur şimdi. Şu olur. Ovada sen mi vurdun ben mi vurdum kavgası. Evet. Ya ben hayatım boyunca neden kimseyle kavga etmedim bu konuda? Ben tetik çektiğim avı vurmadığımı bilirim. Tabii ki. Birçok defa da kendi banyo arkadaşlarımla aynı ava ya tek tüfek sesi çıkar şekilde ya da tum tum şeklinde bir tüfek sesi çıkar şekilde ateş ettiğim oldu. Tavşana da ateş ettik vurduk. Kekliğe de ateş ettik vurduk. Gayet iyi bildim. Hatta Kemil'le bir anımız var bu konuda. O gün bayağı bir kaçırdı Kemil ki iyi vuran bir arkadaşımdır Kemil Gürsan da. Kaçırdı ama nasıl asistlerimi kaçırdı. Sıka girerim, hazır ol Kemil derim, çıkarıyorum. Böyle poligonda tabak atar gibi çıkarırım üstüne ketliği atar. Kemil'den gider. Kemil ne yapayım? Bilmem kardeş. Sonra bir yere geldik. 3-4 tane ketlik patladı. 3-4 ketlikten aynı ketliğe ateş ettik. Tum tum şeklinde. Ondan sonraki iki tum tumumuz da ikimizin de manke. İndim ben ketliği aldım. Aldıktan sonra ketliği döndüm. Baktım Kemil'e. Kemil dedim. Bu ketliği sen vurdun. Ben sana bu ketliği vermem. Vurdun ama vermem. Söyledim. Evet. Bu ketliği dedim sen vurdun dedim. Şimdi yanına inince daha iyi anladım. Ama dedim sana vermeyeceğim bilginde olsun. O kadar asistime say dedim. Yani. Yarım saat sonra tam tersi oldu. Gene ateş ettik. Kemil'e dedim. Bu da senin kısmetindir kardeşim dedim. Yürüdük gittik. Yani ama şimdi... Ben duyuyorum, görüyorum da ovada kavga edenler mi istersiniz? Tavşan bölenler var. Bir tavşana iki aynı anda silah atıp tavşanı bölmemiz lazım. Ben tavşanı de ateş ettim diyenler mi istersiniz? Hocam ama yani geçmişte de tavşan bölme vardı. Yani tavşan bölme de aslında bence doğru. Yani ikimiz de aynı tavşanı attıysak tavşanı bölebiliriz. Bu en azından ya ne yapalım yani? Yani bana sorarsan tavşan bölmüyorlar. Adam hemen koşturur gider alır ben vurdum der. Diğerini hiçe sayar ve alır kaçar. Sevgili Serkan. Hocamızın başına geliyor. Yok sadece bana mı şeye de geldi. Demek istiyorum da yani hiç. Bakanımıza geldi. Sarıyız bulun anlattığı bir olay vardı. Sevgili Serkan. Yani bölme en azından bir çözümdür. Bölme bir yerde. Geçmişte ben çok duyuyordum. Yok bu Serkan. Orta yerden bölerler diye. O da attı beni tartışılacaksa al git arkadaşım. Yani. Ben de öyleyim. Al git. Hiç orada tartışmıyor. Al git hayvan yani. Bölmek, telef etmek. Al git ya. Aynı şeydir. Yani bence öyle değil. Belki yanlış yapıyorsun. Çünkü bak sevgili Serdar, amaç avcılıkta amaç eve et götürmek değildir. O avcılıkta amaç hobiyi yap. Evet eve av eti de götür. Av eti yensin senin evinde. Ama yani ben herhalde hayatta olsaydı şu anda ve bir gün yarım tavşandan eve gitseydim Zekem Ayrel muhtemelen namluyu kafamda düzeldirdi. Yani böyle yani böyle yetiştik biz, yoktur av bölmek diye böyle bir mantık yani yok. O zaman ketliği de bölelim Sertan'ım. Yani sağ göğüs kafesinizden al. Tartışmaya yani, olursa al git hiç tartışmam bile. Yani tatsız konuşmalar bunlar. Evet, ketliği çok ağır basmaz ama tavşan basıyor. Ben biliyorum geçmişte bölündüğünü biliyorum yani. Ya yapılmazdı değil, yapılırız yaparım da yani biz kendi adımıza. Ben de hiç. Yani herkesin fikrine saygım var benim de ama. Evet ben vurdum bu tavşanı. İlki ben de vurdum. Tamam mı? Ama al git. Evet. Bana göre öyle. Al yani, git madem ki bu tatsızlık aynen öyle. Aynen öyle. Hiç gerekmez. Ovada bir hobi için tartışmayı. Mesela Hüseyin arkadaşımız var, Hüseyin Karanlık. Evet. Bir tavşan çıktı. Senden aldığım köpek Max çıkarmış. Ben hiç fark etmedim. Silah attılar tavşana. Döndüm baktım tavşan benim önümden geçiyor. Rahat vurulması gereken bir menzil. Açık net. 40-45 metre ama yan. Arkası evet. Dönük olduğunda daha zor ama yani 40-45 metre yan olduğu zaman ciğer açıkta olduğu için daha rahat düşürme şansın var. Hedef de daha büyük. Tabii. Birinciyi attım gider. İkinciyi de attım gider. Silah açtım. Ben kendi kendime söylemediğimi bırakmadım. Ne biçim avcısın, bunu vurmazsan neyi vuracaksın, yazıklar olsun falan. Tavşan Kemil'e doğru gider. Kemil erken fark edince, o da o gün
tersinden kalktıydı herhalde. 8 numara saçma koydu içine. Güvercin. Bir de güvercinlik ovasında. Şimdi evet. Yeşilköy'de bigat savlan okey be kardeş. Tamam. Dispersant 8 çok güzel. Ovada 8'in ne işi var? Attı Kamil tavşana, o da vuramadı. Tavşan çekti çizgiyi, baştan üstüme gelir. Ben fark edince elimi cebime soktum, çıkmaz. Fişek çıkmaz. Of. Ölüm çıkmaz, takıldı. Çekerim çekerim çıkmaz, çekerim çekerim of çıkmaz. Of abim, çok mu? Hüseyin Karan'ın canını seyreder olayı. En son can havliyle çektim elimi, koptu saatin kordonu Allah'tan. Saat takıldı. Saat takıldıydı. Koptu kordon, fişeği koydum, kapattım. Tek fişek atma şansım var çünkü köpekler arkasına girecek. Evet. Attığım zaman fark ettim tavşanın sağ ayak darmadağın oldu böyle. Belli yani buttan koptu ayak. Evet. Köpek arkasına girdi. Bir draftlarım vardı o zaman Zeyna diye de ondan yeni çıkmış. Neyse gidemedi, köpek bastırdı. Köpek bastıramadı, Hüseyin arkadaş attı vurdu. Al kardeş dedim tavşanı. Şunu söyledi. Ben dedi vurulmuş tavşanı almam. Çok güzel. Aferin kendisine. Kardeş dedim al, evet. Yok dedi almam dedi, tamam. Ben köpek yorulmasın. Buradaki soru şudur Ahmet'im. Çıkardım fişeğimi de verdim, tamam. İşte avcılık etiği. Tamam bir dakika, Hüseyin senin banyadan mı, arkadaşın mı? Benim banyamdan değil, o gün misafirimizdi ama çok iyi bir dostum arkadaşım. Misafirindir de, o gün misafirindir de. Üstelik misafiri mi? Tamam, burada sorulması gereken soru şudur sevgili Hüseyin'e. Yani Ahmet Mahirel değil tavşanı atan da, hiç tanımadığı güvercinlik ovasında Akdoğan'dan birisiydi. O zaman ne olacaktı? Onu sormak lazım yani. Ben de arkadaşlarımdan gittiğim zaman hocam. Şimdi söz işte konusu. İşte ben 60'ı, o 60'ı benim için arada teklif yoktu. Söz konusu. Sorun değildir, alsın. Ama eğer bir yabancı bu şekilde müdahale etmeye çalışırsa. Yani o tamam yarardı tavşanı. Tavşan onun menzilinden çıktı. Ben atmasam tavşan gidecek. Çok yaşarız hocam. Evet. Ben de attım düşürdüm. Yani alıp da o tavşanı ben adama vermem. Menzilinden çıktı. Dağdayık. Gidecek, tavşan gidecek. Şimdi gitmeyecekse yani bir var ben yaraladım, ayağı kırıldı, köpeğin önlü arkalı gider, dümdüz ova, gideceği bir yer yok, onu anlarım da ama dağda yani biraz farklı. Banyo arkadaşın olduğunda farklı davranın, dışta bir olduğunda farklı davranın. Daha doğrusu yani karşı tarafın açık gözlüğüne sen göz yummaman lazım. Açık gözlük yapmaya çalışır, hakkı değil. Ama orada bir hak yaratmaya çalışır. Diğer boyutu da bu. Eğer öyle bir şey sezinlersem yani ben de en iyi değilim yani. Ben kendi, evet. Yani kendi aklımı ben tabii korurum. Tabii ki. Dolayısıyla evet. Onun da saygı duyması lazım. Evet. Ahmet'im hazırmış bu arada bu resim. Evet. Sevgili hocam verebilir miyiz lütfen ekranlara? Kaç kiloydun sevgili Ahmet burada? 149. Öyle mi? 150 kilo. 150 kilo. Ha. Evet. Değişimin adamını görüyorsunuz şu anda. Melek Hanım'ın. Değişimin adamı. Evet, değişimin adamı. Maşallah diyelim. Kardan adam, boynum yok. Hocam o zaman işte bak Galebo'nun da avladığımız zamandı bu. O şey. O kayadan atladım falan filan diyor ya böyle SWAT. Hem o dönem hem kardeşlerin yere yattığı ama. Yani atladım ben, Hanım, ben değil atladığım zemin evet. Düşünsün değil mi ama yani. Bu da güzel. Bu da çok güzel. Vay vay Ahmet. O günlerden bugünlere. Devam edeyim. Fener 2-0 dayak yermiş. Vallahi şu anda konumuz Fenerbahçe değil. İhtimal de vermem ama. Ahmet ile hep böyle atışırık bu futbol konusunda. Ya, Ahmet'in yazılarını Facebook'ta görüyorum. Evet, evet, ben de hastasıyım ama. Atışırık da bazen bu futbol konusunda. Evet. Şimdi değerli izleyenler biliyorsunuz. Salı günü Türkiye'de düzenlenen bir yarışma vardı. Yarışmanın finali vardı. OSES Türkiye. Bununla ilgili ben de bir şeyler yazdım hocam. Evet okumuştum şeyde Facebook'ta. Onlarca da telefon aldım altında mesajla. Sertan abi işte yani düşüncelerimizi dinlendirdiniz diye. Şimdi onunla ilgili birkaç bir şey söylemek isterim. Bu arada sevgili Türkan Kürşat'ı da canı gönülden kutlayalım. Tabii tabii. Uzun zamandan sonra. Yanaklarından öpüyoruz. Evet uzun çok zamandan sonra ilk defa hocam yani bir Kıbrıslı bizleri bir araya getirdi ve bu kadar gururlandık diyelim. Evet, öyle bir durum çocuğa. Oldu. Evet maşallah çocuğa. Ve o gün de yazdım şimdi de söylerim. Her zaman da söyleyeceğim. Hak ettiği bir yarışmayı sevgili Türkan bana göre hediye etti burada. Yalnız ondan değil esas bahsetmek istediğim. Çok çirkin yorumlar okudum. Acun Ilıcalı'yla ilgili. İnanılmaz çirkin yorumlar okudum. Hiçbirine de katılmadım hocam. Çünkü hep böyle suçladılar. Ve ben şunu görüyorum yani son 5 yılda. Eskiden okuyordum bizlerde.
İşte Kakateci'yi tanıtması için işte falan sanatçı seçilmiş. Hocam elçi, evet, sanat elçisi. Tabii. Vatandaşlık işte bu kadar verildi. Vatandaşlık da verildi. İşte tabii. Bu kadar para verildi. O kadar para verildi. Ortada hiçbir şey yok. Çok doğru. Bana sorarsanız son 5 yılın KKTC'yi en çok tanıtan ismi Acun Ilıcalı'dır. Survivor diye bir yarışma var hocam. Tabii ki. Ve bunun finalini KKTC'de yapar. Ben yıllardır Türkiye'ye gider gelirim. KKTC'den adam nerede olduğunu bilmez. Hayatında duymadım. Tabii ki zaten. Ve bütün bu insanlar bu televizyonda, bu ekranlarda hep işte yani hiç de değiştirmedi hocam. Hep de KKTC'de yapar. Şimdi evet evet hiç değiştirmedi. Format yani değiştirdi. Bana sorarsanız KKTC'nin bir numaralı tanıtım elçisi son zamanlarda. Dediğim gibi çok ağır ithamlar var. Ben onlara katılmıyorum. Benim daha çok işte oradaki ses koçları ve işte kendi jürisi. Yani bence en büyük problem orada. Çünkü Türkan nasıl oraya nasıl gittiyse o şekilde geri geldi. Bu çocuk bu şarkıları zaten Kıbrıs'ta da söylüyordu hocam. Tabii. Yıllar öncesinden söylüyordu. Aynı başarı. Yani oraya gidip de çocuğa hiçbir şey katmadılar. Ya insan hiç mi yani bu kadar güzel sesi var. Bir iki Türkçe şarkı koy. En azından elemeleri sen yaparken, senin elindeyken o eleme şansı. O zaman söylettir. Sen yine zaten sesine güveniyorsun. O zaman değil mi? Çünkü işin içine plakçılar girer, CD'ciler girer hocam. Görürler potansiyeli. Tabii ki. Ondan sonra gider anlaşma yaparlar, dönerler SMS attırırlar falan filan, böyle bir kazanım falan sağlarlar. Neyse, bağlayacağım konuşulur. Sevgili Ahmet benim iddialarımı bilir burada. Sürekli futbol olsun, bilmem ne olsun, iddiasına gireriz. Hep de öğlen yemeğidir değerli izleyenler veya akşam yemeğidir. Şimdi bizim baldız ateşlendi, tutturdu. Hocam şey kazanacakmış, söyle. Aziz. Kiraz, evet. Aziz Kiraz. Aziz Kiraz kesin kazanır enişte diyor. Efendim bakmış Instagram'da 80 bin takipçisi varmış, o varmış, bu varmış. Ben de ilk günden beri Emre kazanır diyorum. Türkan hak eder, Emre kazanır diyorum. Kazanır, evet. Evet. Neyse, böyle bir iddiaya tutuştuk. İddia şu, geçmiş olsun. Ben kaybedersem bir kalem pirzola, hocam yanında cikla. Her şeyi bir güzel mangalda hatırlıyorsan geçmişte paylaştığım bir de resim vardı. Her şeyi ben hazırlıyorum. Bütün ailece oturup yiyoruz. Her şey benden. Evet, emek dahi. Baldız kaybederse, Baldız da gastronomi okuyor hocam bu arada. Farklı kanalda da böyle yemek programları falan da çıkıyor. Böyle yeni yeni parlıyor. Evet. Özgün bir yemek. Ama seçenek ona sunulmuş. The Best of Münever diyelim. Sinemayı yemeği ne güzel. Evet, The ne Best güzel. Of Münever o bize sunacak. Ama şimdi kazanacaklarına da o kadar bir eminler ya. İnanamazsın nasıl eminler. Yani %90. Ondan sonra bizim hanım da diyor canım kaybettin diyor. Uğraşacaksın diyor. Dedim ya sorun değil uğraşırım. Yani zevkinden uğraşırım. Ya diğeri kazanırsa haksızlık olur. Ben öyle düşündüm. Diğeri kazanırsa haksızlık olur. Ya biraz hak ederse bu hak eder. Neyse sonuçta gülen taraf biz olduk hocam. The Best of Münever'i kazandın. Evet, The Best of Münever'i kazandım. Neyse bunu da Facebook sayfasında paylaşırız hocam yemeği. Evet, yani, kısmet evet. Olursa. Ben de merak ettim şimdi. Yediğimiz zaman. Ya da biz de misafir olarak gidelim Ahmet hocam. Evet. Dediğin doğru ama yani. Yani kısacası Sevta'nın kurbanlarından biri daha bu bahis konusunda. Ben girmem şahsen. Ben sadece. Ben de girmem Sevta. Senden hiç kazandım Ahmet. Mutlaka kazanmışım. Benden kesin, kazanmadın çünkü ben akıllı adamım. Ben girmem. Kesin Gürkan'ı yemişsindir daha çok. Yani adamın müthiş bir artık öngörümüdür. Evet. Şimdi bir tesadüf, iki tesadüf. Evet, hocam Mehmet Şahoğlu ile girerdik çok. Mehmet de çok demiş. En son baktım Aysel buna kızıyor. Yine mi girdin? Yine mi Sevta'yla girdin? Çünkü kızcağız bilmez bir bakar Çin lokantasındayık. Sevinir de bizi gördü falan ama olayın ne olduğunu bilmiyor. Neyse oturup bir güzel yerik falan filan. Ben bütün gece pis pis gülerim. Sertan'ın gülmesinden benim anladım diyor. Mehmet ödeyecek. Evet çok güzel. Evet değerli izleyenler telefonlarımızı da açalım. Bu arada programımıza konuk olmayan, konuk olmak isteyen izleyicilerimiz varsa bizlere bağlanabilirler ve programımıza katkı verebilirler. 225-79-97 ve de 225-79-98 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz. Ben rica edeyim değerli yönetmenimden. Evet şu anda sağ alt köşede de telefon numaralarımızı görebilirsiniz. Bu arada bir videomuz var hocam onu girelim. Ve telefon gelirse de hemen alalım. Bir köpek balığı var hocam. Biraz geçmişe ait bir videodur olsun. Oldukça anlamlı ve güzel. Hani bu işte avcılığın kurallarını konuştuğumuz akşamda biraz manalı gider diye düşündük. Evet hep birlikte köpek balığı videomuza bakıyoruz.
gonna be. I don't know, we may have to get on the other side of the boat. Değerli izleyenler, köpek balığı saldırılarının en çok olduğu ülke Avustralya. Avustralya'daydı bu görüntü. Düşünürsünüz ki kaç tane insanın canını aldı hocam. İnsanların evet. canına mı oldu? Ve kıyıya yaramadı. Vurmuş bir köpek balığı. İnsanlar onu buluyor ve tekrardan doğal yaşamına dönüştürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Saygıya bak. Yani bizde olsaydı aynısı yapılır mıydı? Bence hayatta yapılmazdı. Bunu da buradan söyleyeyim. Kaplumbağa falan tamam duyarlıyız. Evet, kaplumbağaların başına gelenleri biliyoruz. Evet. Böyle bir görüntü. Evet Ahmet'im. Şimdi tavşancılıktan dağların Maradona'sı dedik. Yalnız sana bir uyarım oldu. Üç köpeği düşürmen lazım. Tavşan avlarken bol köpek sıklıkta tamam avantaj. Ama yani doğrudur. Dağda yukarıda o kayalık zeminde hayvan zaten hocam hep böyle önden yürür. Dolayısıyla böyle tek köpek. Yani köpeği orada daha çok zaten avı bulmak için değil, vuran avı bulmak için. Evet, tek köpek kendilik avında. Yani böyle bir şey paylaştım sevgili Ahmet İnan. Bilmiyorum kendisi de katılır mı? Yani köpekleri düşürmen denedim, lazım. Denedim ve evet. Yani ya evde de bir tane kalır. Ne iki, olur olmaz. İki köpek gayet yeterlidir. Daha ama yapmak için. Çok hatta, yakın avlayan iki köpek. Bak, hatta, bir tanesi açılırsa olmaz. Yakın avlayan fermalı. Hatta evet. Mümkünse yakın avlayan tek köpek. Çünkü ben bu sene fermalı tek bir kedliğe tüfek atma şansım olacaktı. Ona da atamadım. Çıkardı köpeklerim. Arkadaşlarım attı. Genelde benim avladığım yerlerde çok da köpeğe ihtiyacınız yok. Eğer dağ avcılığını biraz biliyorsanız, kekliği nasıl avlamanız gerektiğini biliyorsanız, ki ben bu yıl sevgili Ejvet Orhon'la gittim ava yoğunlukta. Son iki hafta sevgili Serhan'la gittim. Serhan da zirve yürümeyi, dağ avlamayı seven bir arkadaşım. Ecvet daha çok tavşancı aslında ama buradan ona da bir teşekkür borçluyum. Kendisi öyle olmasına rağmen evet. Benimle müthiş adapte oldu. Yani sabah tavşanımızı ben sabredebildiğim kadar avladık. Hatta bir iki tane komik anımız var. Ecvet'in silah sesini duydum, görmedim. Koşarak çıktım tepeye. Ne oldu dedim. İşaret yaptı, tavşan işareti. Tamam mı dedim, aldın mı? Evet dedi, hadi dedim. Yani bir araştır adam. Yani orada var mı başka tavşan, olabilir mi? Belki evet. Sen de bir tane vurursun. Yok. Vuruldu, yani kekliğe getirdim. Ecvet tavşanı vurdun, tatmin. Tamamdır. Hadi kardeş, biz yerimize çıkalım, dağa çıkalım. Seviyorum, dağ avcılığını seviyorum. Huzur buluyorum. Çünkü bir kere az insan oluyor. Yani gerçekten kolay değil yürüdüğümüz yerlerde yürümek. Bir de aslında dağ avcılığında şunu görüyorum ben, onu hissediyorum, o duyguyu yaşıyorum. Bazı yerlere geliyorum ki bildiğim ne kadar dua varsa okuyorum. Ve diyorum ki işte yukarıdakinin değneği yok derler ya, yukarıdaki galliga değil derik biz Kıbrıslılar. Geldiğim zaman o zor yere, yani kaysa ayağım bitti. Evet. Diyorum ki işte Ahmet Efendi, senin o kova aldığın hayvan şu anda tam senin hissettiğin bu duyguyu hissediyor. İşte belki o duyguyu hissetmek açgözlülüğün biraz önüne geçer diye düşünürüm. Açgözlü olmayı biraz engeller diye düşünürüm. Yani zaten eskisi gibi çok fazla av vurabileceğimiz atalarımızın, dedelerimizin, babalarımızın bize anlattığı gibi öyle bir av popülasyonumuz zaten yok. Ha, olan da özellikle keklik anlamında gerçekten çok zor yerde. Ha ben tavşan avlamayı beceremedim. Bunu söylemek ayıp değil. Bende ne o sabır var, ne o köpekleri yetiştirecek bilgi ve donanım var. Evet. Bunu söyleyebilmek lazım. Keklik, evet. Çok severim avlamayı. Bu ayrı bir konu. Daha da iyi avladığımı düşünüyorum. Yani kanat avını daha iyi olduğum tavşan avından devam. Daha iyi yaptığımı düşünüyorum. O yüzden evet. Dedim ki Ahmet sen özüne dön.
Kekliğini tamam. Allah Allah kısmette ne verdiyse bunun evine tamam. gidersin. Yani. Pirillo gittiğin günde Pirillo gidersin. Sorun değil. Sorun böyle değil. İşte Serhan arkadaşımın dediği gibi dağların Maradona'sı olduk. Maradona'sı duyduk. Şimdi dağların Maradona'sı. Son iki haftada Dip Karpaz'ın güneş görmeyen yerlerinde parçalandık Serhan'dan beraber. Yani giderken ama yolda söyledik. Macera yapmaya gidiyoruz dedik. Önemli olan av vurmak değil. Bilmediğimiz yerlere avlayalım. Evet. Kaybolalım. En sonunda benim yeleğin bel yeleği vardı. Arkası yırtıldı. Koptu, düştü fark etmedim. Sıktan çıkınca fark ettik. Ne var kardeş dedim belde. Yani göz tatmini de olmadı. Çünkü görmezdik kakanı. Evet. Ne var kardeş dedim belde? Hiç. Ben dedim sana olanı söyleyeyim. 200 kağıt gitti. 200 kağıt gitti. Gider bak. Nasıl yani dedi? Bak dedim yeleğin arkası nerede? Ne şimdi kardeş dedi? 200 milyon muydu bu yelekler? Yok paşam dedim. Yeleğin dedim arkasındaki dedim serumlar 200 milyondu. Onlar da hepsi dedim gitti. Bu arada konumuz var. Evet. Pardon. İrfan Dindar, Dip Karpaz. Alo. Alo, iyi akşamlar. İrfan Bey iyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim. Estağfurullah. Ne demek? Buyurun. Ben Dip Karpaz'dan arıyorum. Bu Şelunes Balıkçı Barınağı var. Evet. Hemen öndeki otelin sahibiyim. İsmini söylemeyeyim reklam olmasın okay. diye. Şimdi ben burada 20 senedir yani otel işletmecisiyim. Aynı zamanda Balıkçı Barınağı'nın sorumlusuyum. Şimdi bir konuyu gündeme getirmek istiyorum. Özür dilerim. Buyurun. Şimdi bizim buradaki balıkçılar ve adanın genelindeki balıkçıların başları beladadır. Balon balığı için. Evet, doğrudur. Ancak ben Güney Rum yönetimine çok giderim. Laçi'ye gittim en son. Laçi'deki balıkçılar ve bütün balıkçı barınaklarında oradaki bakanlık her balıkçı barınağında iki tekneye görev vermiş. O iki teknenin balıkçı, iki teknenin sahibi sadece balon tüketmek için onlara yetki vermiş. Tabii bunların mazotunu, parasını karşılıyor. Ve oradaki balıkçılar her biri ıskarga dediğimiz sepet. O yasaktır ama sadece balon balığı için alıyorlar. Ve adam oradaki balıkçı 7 tane ıskarga alıyor. 5-6-7 tane alıyor. Ve gidip kasaptan bağırsak alıyor. İşkembe alıyor. Ve bunların içine koyuyor. Belli yerlere atıyor. 30-35-40 metre atıyor. Ve attıktan sonra daha sonra gidip bu attığı ıskargaların üzerine ağ atıyor. İnanmayacaksınız. Bir akşamı da ben gittim onlarla ve 70-80 tane balon balığı yakaladı. Bu yakaladığı balon balıkları tekrar kasaba gitmeye gerek yok. O yakaladığı balon balıklarını ikiye bölüp ve tele geçiriyor. Bildiğimiz çamaşır teline geçiyor ve tekrar onları sepetin içine koyuyor. Bu sefer 10 yere 15 yere atıyor. İnanmayacaksınız. Gerçekten ama o kadar azaldı ki o yanda balık. Yani bitmedi ama asgariye düştü. Ama çok düştü. Şimdi bizim bölgede bizim Tarım Bakanımız şöyle istiyorum. Her balıkçı barınağında bir balıkçıya görev verirse sadece o balıkçının bu balon balıklarını tüketirse buraya asgariye iner. Çünkü o kadar çoğaldı ki balıkçıların ağlarına zarar veriyor. Baraga diye zarar veriyor. Ve ileride göreceksiniz komsaldaki insanlara bile zarar verecektir. Sadece ben bunu gündeme getirmenizi istiyorum. Bir akşam da böyle bir program yaparsanız gerçekten çok memnun olacağım. Çünkü ben avcı değilim ama balıkçıyım. Bu bakımdan evet. rahatsız ettim sizi. Yani çok teşekkür ederim ilginize bunu size aktarabilmem için. Rica ederim. Ya peki bunun haricinde yapılacak herhangi bir şey var mı? Yani balıkçısınız dediniz orada. Evet. Tamam bu belki yani bir tedbirdir, bir yapılacak bir eylemdir. Bunun haricinde neler yapılabilir? Çünkü aldı başını gider. Yani amatör balıkçılar da bundan çok şikayetli. Şikayetçi balık avlamaya çalışırlar. Bütün sahtelerini, silikonlarını hepsini bu zarar verir. Evet. Takımlarına, olta takımlarına zarar verir. İnanılmaz bir popülasyondadırlar da. Durmadan da artıyor. Bunun yanında başka bir balıktan daha bahsettiler. Aslan balığıydı galiba. Evet, emin değilim ama. Bugünlerde söylediğim evet, evet. Henüz aslan balığı tek tük görünüyor. Onun evet. için bir şey söyleyemem. Şimdi eğer biz bunları fiberlerle böyle bir mesela burada bir toplantı yaparsak belli balıkçı barınaklarında ne kadar tüketeceğiz? Biliyorsunuz son zamanlarda Zafer Burnu'nda en az 1435 tane yakalandı. Yani evet. birkaç saatin içinde o fiber sandalı olan arkadaşlar yakaladı. Çok teşekkür evet. ederim onlara. Evet fakat faaliyet yapıyorlar. Bununla ilgili balon balığı yakalama faaliyeti düzenliyorlar her yıl ve bayağı da çıkıyor yani. Evet ama gene yeterli değil. Nedir sorun?
sürekli bunu avlamak lazım. O da her balıkçı barınağında bir balıkçıya görev verilmek kaydıyla onun işi sadece onları avlamak olacak. Çünkü bu sadece balıkçıları değil, ileride insanlara da zarar verecek. Komutanlara çok yanaşıyor bunlar. Evet, doğrudur. İrfan Bey, samimi söylüyorum, ben balık yakalıyorum. Geçen gün balık temizledim ve sahilde ayaklarımın altına geldi. Ya suyun içindeyim, evet. Yanımda gezmeye başladı. Düşünün o kadar korkunç ve çok yanaşıyor sahilde ve çoğalıyor da. Tabii bu konuda bir program yaparsanız niçin ne gibi önlemler alabiliriz bunun çoğalmaması için? Çünkü bugün İsrail'de bile var. İsrail'li arkadaşlar gelir buraya. Evet. Marina'ya gelir, onlara soruyorum. Evet, orada da var, Suriye'de var, İsrail'de var, Türkiye'de var, Akdeniz'in her bölgesinde var. Güney Rum yönetiminde onlar asgariye gitti, çok azaldı orada. İsrail'de orada... ne yapıyorlarmış? İsrail'de ne yapıyorlarmış, merak ettim. Evet, o İsrail'le şimdi buraya bizim Erenköy'de bir marina var. Tekneyle gelir onlar bazen oraya. Evet. Ve teknelerinde yatıp kalkıyorlar. Onlarla ben konuşuyorum bu konuyu. Evet, bizde de var diyor. Tabii ben onlara söylemedim. Nasıl yapıyorsun, tüketiyorsun? Evet. Sadece bilgileri yok bu konuda ama orada olduğunu söylediler bana. Şimdi bir şey sorayım. Bildiğim kadarıyla Tarım Bakanlığı'nda yani bir ara bir teşvik falan vardı. Teşvik primi vardı. Bunları satın alıyorlardı ama verdikleri evet, meblağ evet. O kadar bir düşüktü ki yani maliyetine değmezdi. Bununla ilgili nedir sizin yani herhangi bir bilgi paylaşımı yapacak olursanız bizlerle nedir son durumu? Şunu söylemek istiyorum. Tarım Bakanlığı her bir tane balığa 2 TL veriyor. 2 TL yani değil mi? 7 evet, kiloda gelse 7 kiloda gelse 2 TL verir. Böyle 100 gram 200 gram da yeri doğurmuş olsa gene 2 TL verir. Fakat buradaki balıkçı düşünün, buradaki balıkçı 20 tane yakalarsa bir günde 30 tane yakalarsa kalkıp 60 TL için de koşa gidip gelemez yani kurtarmaz evet. Onu. Evet. Mümkün değil yani mazot parasını bile kurtarmaz. Sorun 40-50 tane değil, sorun sürekli bunu avlamaktır yani sürekli evet. Bunu avlarsan i̇şte azalır. Sürekli avlamak ama işte yani biraz da çözüm bu az önce bahsettiğimizin içerisindedir bana sorarsanız. Bu evet. Teşviği artıracaksınız ve bunu ağırlığına göre verin. Yani ağırlığına göre de verebilirler. Çünkü daha büyüğü tahmin ederim ki daha çok zarar verenidir. Şimdi evet, çok küçük tutmuş, işte iki tane küçük tutmuş, aynı para, yani 2 TL değil, diyelim ki parayı çıkardılar, işte 5 TL'ye çıkardılar, 6 TL'ye çıkardılar. Bir de iki tane büyük boyda tutmuş. Yani biraz böyle kiloya da çevirebilirler. Evet, eğer evet, devlet evet. Bunu süspanse ederse, teşvik ederse bence en iyi mücadele o şekilde olur. Aksi fena takdirde, değil, evet doğru, evet. Yani evet. Arada bir etkinlik düzenleyerek bunun kökünün kuruması, azalması. Herhangi bir yazıcılık yapıyor etkinliği ama yetersiz. Ne kadar hocam yani? Yetersiz. Denizden bir kaşık su almaya, bir kepçe su almaya benzer. Aynen öyle. Evet. Yapılan son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun. Son olarak zamanınızı almayın. Biz balıkçılara devlet mazot veriyor, tabii teşvik veriyor. Her balıkçıdan 250 TL kessin. 250 evet. TL her balıkçıdan 250 TL kessin ve bu parayı biriktirip de her balıkçı barınağında bir balıkçıya versin. Onun işi gücü olsun. Onu sadece onu avlasın. Çok mantıklı. Bence azalacak. Çok mantıklı. Yani bütün gün ve dursun. Devlete de yardımcı olmuş olur. Oluruz. Evet. Okey. Tamam Arif. İrfan Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ teşekkür olun. Ederim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar dileriz. Şimdi sevgili Ahmet seninle bir bilgiyi paylaşacağım. Ama bana söz ver. Moralim bozulmayacak. Aynı şekilde devam edecek bu programı. Fenerbahçe yenilecek. Fener şu anda 3-0 yeniliyor. Vallahi hala da liderlik ya sorun yok. Hadi. Keyfi... Ben de şok oldum hocam. Öyle yazıyorlar bana. 3-0 dakika 70-80'miş galiba dakika. 3-0 gerideymiş Fener. Neyse Ahmet'im devam edelim. Ahmet siz yapalım arkadaş. Olamaz. Fener hocam. Olsa olsa bir düş. Konumuz ben söyledim size bunu yani bunu söylerken çok samimiydim. Avcı. Konumuz av saha. Evet. Yani milyon euroların peşinde koşar. Ha evet iyi bir Fenerbahçeliyim. Ya yenilmeseydi demeye öğrendik. Orada da çünkü holiganizm, fanatizm kötü bir şey. Tabii ki. Evet. Yok ama gene de öyle değil. İnanmak istemezsin herhalde. Ya, yani pazar günü ala gidiyor muyuz? Onu sorayım. Kesinlikle gideceğim Sertan. Sen yani. Güzel bir maden bulmuşsun. Tabii bu maden böyle yürüyerek çalışan bir maden. Ama yani zaman var, bizim bir Yusuf abimiz gerçekten. Var Alsancak'ta. Yusuf Alsancak'ta mı Laptalı'da mı hocam? Yusuf çok su. Evet. Laptalı. O da Laptalı. Yusuf da Laptalı. Şimdi bir şey sorayım sen de Laptalı mı? Ben de Laptalı. Tamam Laptayı ağzına alırken bir farklı alıyorsun Laptayı onu fark ettim. Laptanın güzelliği ayrı ya. Biz, hanım da Alsancaklı tabii. Alsancaklı evet. Ayrı güzel. Evet. Benim arkadaşlarımın çoğu da Alsancaklı. Yusuf çok su Ciklay'ı bulmuş Mahir'e. Ve bravo. Çok güzel av yapıyormuş. Tabii yürüyerek. Yani tabii adamın maşallahı da var hocam yani vurur da.
yürüyerek evet. iddia ederim. Merak adada, ettim yağlı mı buldu? Adada yani onu konuşmadım ama adada yürüyerek en iyi avı vuran adamdı. En iyi vuranlardan bir tanesidir diyelim. Öyle diyelim. Hadi evet. öyle diyelim ama evet. stratejisi. Bak Avrupa'da oğluyla beraber Avrupa'da bir yasa var. Strateji yapıyor. Avrupa'da bir yasa var hocam. En iyisi diyemezsin. Yani bir ürün reklamı yaparsın. Atıyorum bir diyemez. Lastik, tekerlek lastiği paylaşırsın. Bir jant paylaşırsın. En iyisidir diyemezsin. Probably the best. Bak aslında probably dersin. Yani muhtemelen dersin. Probably. Ama kesinlikle the best diyemezsin. Böyle bir şey var. Doğru. Aynen öyle. Onun için doğru. Yusuf abimle ilgili de yani en iyilerden yani probably the best diyebilirsin ama the best diyemezsin the best hocam. Diyemeyiz. Evet. Çünkü what you have çıkar. Is what you see değil evet. mi? Yani ne görürsen. Ama bildiğim kadarıyla evet, Browning'in reklamı da galiba the best there is. Evet. Bir tanesinin sloganı zannederim öyledir. Evet. O da Avrupalı. Amerika'dan ama. Ha tabii. Evet. evet. Oradan çünkü şimdi sen söylerken aklıma takıldı. Evet. The best there is'dir onların. Ben İngiltere'ye ilk gittiğim zaman o zaman çok görüyordum. The best, the best, the best. Ondan sonra değiştirdiler. Probably the best. Probably the best. Evet. Probably the best. Yani cikla yürüyerek var kötü değil. İşte sanal ortam mesele oluyor. Görüyoruz avlayan arkadaşlarımızı. Evet. Bazıları yorum yapıyor. Yani ne kadar gereksiz tartışmalardır işte. Arkadaşın bir tanesi sergilemiş. Ya ha kendi avını sergiledi. Ha 10 kişinin vurduğunu topladı, sergiledi. O da egosunu evet. öyle tatmin etti. Ne diye boşu boşuna onu tartışıp da geriliyorsun? Evet. Ha, benim takip ettiğim, yani mesela bana ciklavını gerçekten öğreten ve ciklayı vurabilmeyi de öğreten. Ben ciklavına gittiğim zaman kanser olurdum kendi kendime. Çünkü vuramazdım ya. Yani büyük avda sıkıntım yok. Ciklada tam bir rezalettim. Ersan Karay'a. Evet. Ben onunla gitmeye başladım günden beridir. Ciklayı vururum da onun kadar iyi olmasa bulurum da. Yani arazi gezerken ciklayı bulmayı da bana öğretmeye çalışıyor. O yüzden ben ona ustam derim o konuda. Ciklaya meraklıdır evet. Bu sanal ortamda gördüğüm Sadettin arkadaşım var mesela. Sadettin. Evet. Güzel olsun güneş, çocuğa. Evet. Yani Allah artırsın daha çok vursun. Takip ediyorum. Facebook'ta da arkadaşımdır. Yürüyerek alıyor Sadettin de. Yürüyerek veya durarak. Zendik'e diyorum yazıyor Sadettin. Evet. İşte durarak güzel bir av oldu. Çünkü evet. ona da sürpriz geliyor durarak. Çiklayı bulduğu şimdi, zaman anladığım kadarıyla. Sadettin'de benim eleştireceğim tek bir nokta var. Beğenmediğim bir nokta var. Sadettin genelde vuramadıklarını hiç şey yapmıyor, yayınlamıyor. Sadettin'in videolarına baktığın zaman hep vurduklarını görürüz. Şimdi yani vuramadığını da koy. Tamam sen tamam. Yani güzelliği bence orada. Yani hep böyle çıkarıyor. Vuramadığını işin içinden çıkarıyor. Yani çıkarmana gerek yok. Yani birisine bir şey ispatlamana da gerek yoktur. Sevgili Sadettin ama hepsini birlikte yani bir bütün olarak ver. Vurdun vurmadın bir önemi yok. Bizim gibi yap. Adam Sırbistan'a belki gittik yollattık tavşanları getirdik. Adam belki bir daha onları görüp kendi kendine sinir olmak istemez. Evet, ama bir şey bak şeye diyemem. Katılırım. Kamera mesela, arkasında muhakkak yayınlıyordu. Yok şimdi üçümüz ava gittik. Tamam vuracağımızı vurduk. Ondan sonra resim çekecek. Olur yani ben üç tane bütün ciklaları aldım. Birlikte resim çektim. Sonuçta bu bir hatıradır. Birlikte avladığımız bir şeydir. Daha güzel gözükür. Daha dolgun gözükür. Tabii ben ki. Ne vurduğumu biliyorum zaten. Beni birisi aradığı zaman da söylerim. Ben bu kadar vurdum. Hocam bu kadar vurdu. Filancı evet. bu kadar vurdu diye. Ama inanmayacaksınız. Ama bunun üstüne çok hocam bu 2016. Yani tamam var ama ki. Şöyle bir şey var. Bu 2016 cikla da biraz az ya. Hocam yalan rüzgarı. Yalan Rüzgar diye bir dizi verdi hatırlarsın. Zamanında. Ya biz arkadaş inanamazsın. Hani adam sana anladır o kadar vurdum bu kadar vurdum. Yani olmayan cikle sevgili Ahmet öyle bir abartırlar ki inanamazsın. Yani insanın işe kalkıp da hemen o oya gidesi gelir. Gidesi ama gelir. Öyle bir şey yok. O tabii, kadar yok. Yani vuran da var. Ama ferit olarak. Yani bu sene zaten çok fazla bu yalan gördüm. Bu yalan rüzgarı. İnanılmaz böyle atmosfer var bu sene rakamlarda. Bir gün paylaştım. Facebook'taki bir grupta dedim ki kötürüm olduk. Yani gerçekten ama kötürüm olduk. Yani eve geldiğim zaman ilk defa böyle bir şey hissettim. Evet, saatlerce yürüyüş. Ayaklarımı yani, sezmezdim. Evet. Vurduğum cikla da yani öyle aman aman. Aynen öyle 5-10 cikla işte ama. İşte 25-30 cikla. Evet. Ama zevk yaptım mı? Evet. Fişek attım mı? Evet. Evet. Kaçırdım da, vurdum evet. da, arkadaşımın da çok güzel vuruşlarını gördüm, kaçırma, müthiş kaçırdıklarını gördüm. Kaçırmam diyen varsa o gün benim için tatmin. Altına yazdım, kötürüm olduk. Bir arkadaş da, hiç tanımadığım bir arkadaş yani, arkadaşım da Facebook'ta altına yorum yaptı. Helal olsun be abi, Allah razı olsun senden, sonunda biri de gerçeği söyledi. Evet. Yani yürü yürü kötürüm olduk. E olduk.
Bizim tercihimiz de o. Yani tamam. Bağır bazı arkadaş. Mesela Harper'i bizim. Öldür. Yürümez. Yürü demen Ciklada. Bütün gün yani, gezer. 10 depo mazotu yakar. Ama yani, gene yürümez. Şinya'daki Ciklada yürüyüp de avlamaz. Karakteri böyle diyor. Yani saygı duyarım. Tabii ki kesinlikle. Saygı ben duyarım. %100. Yani, durarak avlamanın zevki bambaşka başka. Yani bu Ciklada durarak avlanır. Ama ben de daha çok onu şimdi, tercih ederim ama. Geçmişte biraz da yürümeyi. Yani ben de oldum. İyi. Gittim geçmişte durarak bulamadık. Arabayla devam ettik. Gittik durarak bulamadık. Bir baktım eve Ciklada getirdiğim yok. Severim de, benim hanım da sever. Yemesini çok severim hocam. Evet, lezzetli. O zaman ne yapalım? Yani yürüyerek en az bir yani 50-60 tane olsun eve koyalım, buzluğa koyalım da. Eğer durarak çalışmayacaksa, olmayacaksa en azından sezon içinde yeri. Çünkü biz bütün ayrıca yani seviyoruz, tüketiyoruz. Tabii ki. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani eğer Harper bu sene durarak bulamadıysa bir şey, eve Ciklada koyamaz Harper. Koyacağım 10-15 tane Ciklada. Koyamaz nasıl yani? Yani ondan 15 tane Ciklada. Seviyorsan yemesini ne yapacaksın? Yani mecbur Ahmet'im. Aynen öyle. Mecbur. Yok, herkesin tabii tercihi kendine. Evet, şimdi bir reklam arası yapalım. Değerli izleyenler, ikinci bölümümüzde bugün paylaşımını da yaptık Facebook'ta. 4 tane arkadaşımız var Girne'den. Bunlar İskoçya'ya gittiler. Biraz zamansız gittiler. Yani geçmişte de gitmişlerdi. Hatta sevgili Mehmet'i konuk olarak almıştık Güldoğuş'u bu programda. Oradaki resimlerini, videolarını paylaşmıştık. Ama bu sefer çok farklı bir şey oldu. Ocak ayında Highlands düşünün. Yani İskoçya'nın o yüksek dağlarına bu karda kışta gidip av yaptılar. İskoçya. Çok enteresan görüntüler var. Tabii biraz da şunu söylemek gerekirse çekimleri biraz da benim için yaptıkları bir gerçektir. Bahsediyorlar da zaten orada. Yalnız biraz acemilik girdi hocam işin içerisine. Kafa kamerası götürdüler. Kullanamadılar. Ondan sonra bu defa kullanmaya başladığında kamera doldu. Yanına, evet, yedek yok. Bir yer atamadılar. Veya bilgisayar aktarımı. Mecburen şimdi farklı bir kamera götürdüler. Tüfek kamerası. Aparatını götürmediler. Bu sefer namlunun altında tutturamadılar. İnanamazsın. Tam bir komedi. Neyse en son sevgili Mehmet telefonundan, bir eliyle telefonundan çekti. Bir eliyle de av yaptı. Sonay gibi. Çok ilginç. Sonay gibi. Evet. Geçen hafta Sonay'ı da gördük. Bu hafta da göreceğiz. Birkaç tane vuruş var bu şekilde. Ama daha da kötüsü telefonu yatay yerine dikey tuttu arkadaşımız. Tamam yani acemilik bir başladı mı? Peki evet. Vuruşlar var ama mı telefonlarda? Var vuruşlar var. Bir tamam, de o zaman şimdi bir şeyler kaydetmek bir adına da inanılmaz bir uğraş gayret var. Karın kışın içerisinde. Anlatım var. Şimdi biz bunu makasladık hocam. Yani 17-18 dakikaya kadar düşürdük. 40-50 dakikalık bir görüntüydü. Çok şey anlatıyordu sevgili Mehmet. Neyse bu var. İkinci bölümde karın üzerinde inanamayacaksınız bembeyaz bir örtü. Tavşan dışkısı var. Ortaya da bir tane siyah böyle bir dışkı. Tavşan dışkısıymış o. Neyse ve 8 tekerlekli bir araçla belli bir yere kadar tırmanıyorlar dağda. Daha fazla gitmiyor artık. Araç gömülüyor. Evet. Oradan yürüyerek devam ediyorlar. Yani görüntüye ilk baktığınız zaman yani bu arkadaşlar ava mı gitti, Everest'e tırmanmaya mı gitti? Tırmanmaya mı belli, belli değil. Neyse helak oluyorlar. Ama güzel bir av yapıyorlar. Günün sonunda avladıkları hocam brown hair değil, blue hair. Bu daha önemli. Yani düzlüklere gidersin İngiltere'de evet. Aşağıda çok fazla brown hair avlarsın yüksek ama blue hair çok farklı. Çok daha önce değişik. De Salih abimiz bulmuştuk abi. Ya Cenk evet, evet. Salih abimiz. Oradaki örtüye göre de renk değiştirir sevgili Ahmet. Bu yüzden blue hair denir. Yani. Karda evet. Bembeyaz olur. Karda bembeyaz olur. Tamamen karla yani yırtıcı kuşlar white tarafından görülmesin diye tamamen bembeyaz olur. Neyse çok güzel, snow çok white. Enteresan görüntüler var. Evet. Programın başında söylediğim sevgili Asaf'tan teşekkür ederim arkadaşımıza tekrardan. Bize gönderdiği bir CD var orada çok güzel bir vuruş var. Onu da haftanın vuruşu olarak aldık. Neyse hep bunları ikinci bölümde göreceğiz. Evet değerli izleyenler Saigon Shooting and Outdoor sponsorluğunda hazırlanan programımız reklamların ardından tekrardan kaldığı yerden devam edecek. Time to start living. Forget about yesterday. It's time to start living.
Bugünlerde herkes Viraj Home Center'ı konuşuyor. Evinin şıklığını düşünenler mutlaka Viraj Home Center'a uğrayacak. Tencereden tavaya, havludan nevresime, renk renk, desen desen dekoratif seramik ve ahşap ev aksesuarlarına kadar ne ararsak buluyoruz. Hele o Kütahya porselenin yeni neslin geleceğini korumak için çevreyle dost ürünleri yok mu? Bütün ürünler hem renkli hem zarif. Siz de sevdiklerinizin kalbine minik dokunuşlar yapmak istiyorsanız Viraj Home Center'a gelin. Viraj Home Center, Yeni Hastane Yolu, Doğu Akdeniz Doğa Koleji karşısı Mausa'da. Telefon 365-6740. Yolculuk bir başka. Macera bir başka. Eğlence bir başka. Hayat bir başka. Bir başka güzel. Yeni BMW 1 serisi. Aşk herkese yakışıyor ama Kart Plus'la başka yaşanıyor. 18 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında Kart Plus'la yapacağınız her 100 lira ve üzeri alışverişlerde alacağınız bir şans numarasıyla 13 Şubat'ta Acapulco Resort Otel'de Mustafa Ceceli ile aşkınıza fasıldama şansı yakalayın. Bitmedi. 15 Şubat'a kadar artı 4 taksit imkanı Kart Plus'ta. Her yerde her şey için. Durmuş Güllü Oto Elektrik, aracınızın dostu. Klima gazlama ve tamiri, şarj dinamosu ve marş tamiri, alarm tape montajı, anahtar kodlama ve ABS, SRS, airbag, beyin tamiri, cam kriko tamiri, 12 ve 24 volt arıza tespiti, merkezi kilit ve uzaktan kumanda tamiri, park sensör montajı. Hizmetlerimiz için bize 0533 846 9973 veya 0542 874 4571 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz. Adres: Organize Sanayi Bölgesi 16. Sokak, Lefkoşa. Eviniz için her şey Elektrokur İndeks'te. Oturma grupları, yatak odası takımları, çocuk odası takımları, ofis mobilyaları, avize çeşitleri ve aklınıza gelebilecek tüm eşyalar Elektrokur İndeks'te. Tüm Elektrokur mağazalarında her şey 6 taksit. Mustafa Hacı Ali İnşaat Deneyimi sizlere özlediğiniz hayatı sunuyor. Dünya mimarisiyle Kıbrıs Türk mimarisini birleştiren farklı projeler. Birinci sınıf inşaat ve elektrik malzemeleri. Kaliteli ve titiz işçilik anlayışı. Satış öncesi ve sonrası müşteri memnuniyeti. Bizi tercih etmeniz bize değer katarken mutluluğunuz en büyük kazancımızdır. Mustafa Hacı Ali İnşaat Lefkoşa Ofis 2280-682 ve 2270-223. Girne Ofis 81-58-188. Web www.hacialihomes.com. Yağmur derdiniz değil, keyfiniz, dostunuz olsun. Su ve ısı yalıtımı ile ilgili tüm ürünler ve uygulamalı izolasyon işleriyle binanız İzmer'le daha sağlıklı. Zirai Levazım Makine Gıda Pazarlama Kooperatifi, New Holland Traktör ve Ekipmanlar,
Pöttinger ot biçme ve toplama makineleri, Galignani balya makineleri, Gaspardo ot biçme makineleri, Özalsan ilaçlama makineleri, Johnson İbzerler, Pimax yem karma ve gübre dağıtma makineleri, Alper Pulluklar, Eşmesan ilaçlama makineleri, Hisarlar çapa ve rotovatörler, Yurdusar çapa ve rotovatörler, Yağmur çapa ve rotovatörler, Sönmezler saman makineleri, Alparslan saman makineleri, Bereket süt sağım makineleri, Gençler gübre serpme makineleri, Yiğit San patates ekme ve sökme makineleri, Tırmıklar, römorklar, silindirler, damla sulama boruları, mısır tohumları, balya ipi ve pilesi, silaj naylonu, gübre taş gübreler, Hektaş ilaç, orijinal yedek parça ve sarf malzemeleriyle Kıbrıs Türk çiftçisinin ve köylüsünün yanında. Bizler sizlerle bir takımız. Telefon 2283 123. Çocukların sokaklarda pil ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Önder Alışveriş Merkezlerinde alışveriş artık çok kolay. Hem hesaplı hem karlı. Önder'den çıldırtan Club Kart. Ödüllendiren bol avantajlı Club Kart'la kazandıkça kazan, alışveriş yaptıkça mangır kazan. Nasıl mı? Hemen gel Önder'e, üye ol zahmetsizce, artık Club Kart cebinizde. Gelsin indirimler, kuponlar, hediyeler. Param yeter mi diye korkma, çıldırtan kartla alışverişi ikiye katla. Tüm puanlarını rahat rahat harca. Hem kazançlı hem keyifli ailenizin avantajlı ödüllendiren indirim kartı. Club Kart. Club Kart. Talihsiz mobilyayla talih size gülüyor. Sevgililer gününe özel koltuk takımı alana beyaz eşya hediye. Şık tasarımlarıyla, modern tarzıyla evinize şıklık katan koltuk takımını talihsiz mobilyadan alın, beyaz eşya hediyemiz olsun. Sakın kaçırmayın. Aşk herkese yakışıyor ama Kartplus'la başka yaşanıyor. 18 Ocak 10 Şubat tarihleri arasında Kartplus'ta yapacağınız her 100 lira ve üzeri alışverişlerde alacağınız bir şans numarasıyla 13 Şubat'ta Acapulco Resort Otel'de Mustafa Ceceli ile aşkınıza fasıldama şansı yakalayın. Bitmedi. 15 Şubat'a kadar artı 4 taksit imkanı Kartplus'ta. Her yerde her şey için Kartplus. Kuzey Kıbrıs'ta 54 bin insanı doğrudan etkileyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ihracatında %30 paya sahip, Amerika, Japonya, Körfez ülkeleri ve Türkiye olmak üzere 12 ülkeye ihracat yapan, yılda 40 milyon dolar Körfez ülkelerine, 145 milyon lira Türkiye'ye satış yapan, bu ülkenin hayvancısının ürettiği sütü gece gündüz yaz kış demeden işleyip satan, ürüne katma değer katan ve ülkeye döviz getiren, binlerce istihdam sağlayan, Kuzey Kıbrıs'ta irili ufaklı 74 işletmeye ulaşmış bir sektör, yanlış siyaset ve bürokrasi yüzünden yok oluyor.
yurt dışından gelen peynir ve süt ürünlerine sahip çıkan siyaset sonucu otellerimizde ve marketlerimizde artık milli ürünümüz hellim yok olmaya başladı. Süt ürünleri politikasında beceriksiz olan siyasetçi ve bürokratlara lafımız. Hellimime dokunma. SUİB, Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği. Reis Süpermarket, güler yüzlü hizmet, dürüst, hesaplı alışveriş. Reis Süpermarket, kalite ve uygun fiyatıyla Kaymaklı, Dereboyu, Göçmenköy ve Hamitköy olmak üzere 4 şubesiyle halkımızın hizmetinde. Aradığınız her şeyin en tazesi, en kalitelisi ve en uygun fiyatlısı Reis Süpermarketler'de. Reis Süpermarket, dürüst satıcı. Evet, değerli izleyenler, Saigan Shooting and Outdoor sponsorluğunda hazırlanan programımız reklamların aldığından kaldığı yerde devam ediyor. Şimdi haberler geldi tabii ki arada. Arkadaşlarımızın suratları düştü maalesef. Hocam da sıkı bir Fenerbahçeciymiş, Fenerbahçeliymiş. Ben bilmiyordum, bu akşam oğlum, öğrendim. Oğlum üzülmesin. Evet, arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz bu arada. Yorum yapmayacağım sevgili Sertan bu konuda ben. Sen kaşının ama ben seni kaşımayacağım. Bu seferlik bükemediğimiz eli öptük. Öyle diyelim. Yani, ne diyelim? Evet. Başka. Sertan başka yorumlar yaptı ama biz de öyle evet. diyelim. Ve avımıza direnelim. Futboldan ilgili yorum yok. Devam tamam. ediyoruz. Evet. Tomris Mahirel. Tomris Hanım'dan bir yorum var. Onu okuyalım. Maçla alakalı değil hocam. Sevgili annem. Evet, sevgili evet. anneniz. İyi yayınlar diyor Tomris Sağ Hanım. Olsun. Avcılar birkaç keklik, bir tavşan peşinde koşarken analar evde evladım sporunu yapıp evine sağ ve salim olarak dönsün diye dua ederler diyor Tomris Hanım. Kesinlikle doğru. Evet, burada da kendisine saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Teşekkür ederiz mesajı için. Evet, anneciğin dua diyormuş sevgili Ahmet. Sen avdayken. Çünkü avda telefonuna baktığım bir iki insandan biridir. Yani evet. sonuçta anamdır, bana hayat verendir. Tabii ki İki evladı var. İki evladından bir tanesiyim. Hatta bir kere aradı. Tam o sırada köpek bir şey çıkardı. Atamadım. Sonra telefonu bıraktım. Attım, kaçırdım falan filan. Kendisi hissetti bunu. Evet. Ve daha sonraki bir vakitte aradı. Dedi ki işte annem aradım seni falan filan. Anne dedim yani giden bir keklik tavşan yani geyik olsa ne olacak? Yani sen evet. benim anamsın. Tabii ki telefonuna bakacağım. Sen buna kafanı takma. Evet. Ve o günden sonra yani o bildiği için bendeki hastalığın çaresizliğini beni böyle akşamüstü saat 5 gibi artık evet. eve dönüş vaktidir biliyordur. Önemli bir şey yoksa evet. Kadın öyle bir ettik ki hal hatır sormak için bile evet. evladını arayamaz oldu. ama arasın. Anamdır, başımın tacıdır. Evet, hiç evet. hiçbir zaman şey ben olmaz. Bende de Rabia tembihlidir sevgili Ahmet. Önemli bir şey olmadı sonra. Öğlen arasında beni arar. Bir de av bitiminde. Çünkü hani deriz ya işte böyle tamam senin iyi köpeğin var, güzel tüfeğin var, iyi de nişanın var ama onun da Allah'ı var deriz ya. Dikkat et, dikkat ettiyseniz. Genelde böyle hep de böyle telefon çalarken çıkar hocam. Öyle arkadaşım. Evet yani. Öyle diyor. Onun da Allah'ı var. Allah'ım yarabbim ya. Ben, ben hanıma çok kızardım. Eşim, eşim beni arar birkaç sevgili defa zaten. Aradık, hanımı evet. fırçaladık. Eşim maalesef. Aradığı zaman zaten o da o özellikli bir iki insanın içerisinde muhakkak ki
kesinlikle ve kesinlikle pozisyonum ne olursa olsun bakarım. Çünkü o da beni acil bir şey doğru. Acil bir şey yoksa tek evet. Bir şey için arar avda içine doğar. Çok enteresandır. Bugüne kadar beni kaç kere arayıp tavşan vurmadın mı? Yoksa daha vurmadın mı? Diye aradığında ya bir iki dakika sonra tavşanı bulup atış yapmış vurmuşumdur veya zaten vurmuşumdur o saatte. İşte evet. Tavşanı vurdun hamuru hazırlayalım mı diye arar. Evet. Müthiş bir Meltem Hanım hisseder o zaman. Müthiş bir hissi var. Evet. Bu sene de öyle oldu. Tavşan aramadığımı da biliyoruz dedik. Yani hep dağlarda olduğumu. Cumartesi günü bir yere giderken aniden dönüp hiç konusu yok, avın konusu yok. Hadi evet. Canım dedi, yarın tavşana uğrayacaksın. Döndüm baktım, nereden geldi sana dedim bu his. Öyle geldi bana dedi. Evet. Sabah saat 7:30'da tavşana vurdum, aradım. Uyandırdım yani kendini, güzel uykusundan böldüm. Evet. Dedim, ben senden korkuyorum artık. Ahmet, hangi seneydi, kaç sene önceydi bu? Geçen sene bir tane vurduk sevgili Sertan. Ama dediğim gibi bizim tavşan... Şimdi Öner Hocam enteresan olan şudur. Ben tavşan aramayarak tavşan avcısıyım diyenlerden fazla vurduğum sezonlar da var. Bir tanesi de oturur zaten karşımızda. Ben tavşan avcısıyım. Ararım. Ne yaptın oğlum Sertan? Çıktıydı gittiydi. Bir dakika be kardeş, ne yaptın? Çok çıkar gidiyor. Doğru yanlış yerde durdular. Yani gittiyse gitti. Ben bohçaya girene bakarım. Tabii. Şimdi ben tavşan avcısı değilim. Evet. Senede bir iki tane vursam, üçüncüyü tamam. Vurduysam şampiyonum. Evet. Aramıyorum zaten. Evet. Vuran arkadaşlarımız var dedik, alangısını yiyecek. Onlardan da umut yok, gördük. Son zamanlarda Kamil iyi gider. Aman gitti. Aman hocam. Şimdi sevgili zaten bulur. Evet. Ciddi şekilde bulmaya başladı yani. Bir hafta dört tane yollatmış, doğru mu? Yani Çin'e bir seyahati oldu galiba. Geri geldi. Bir hafta dört tane yollattı bir diye. Bir tanesini atamadı. Evet. Pas verdi arkadaşına. Arkadaşı vurdu. Kendinin anlattığı bana iki tanesini dedi Ahmet dedi. Böyle güzel kaçırma olamaz. Evet. Hele hele bir tanesini attım dedi kardeş birinciyi. İkinci de tavşan gider atmam lazım. Atmadım bile dedi. Endirdim silahı. Diğer arkadaşa seslenmiş Ali'ye. Ali demiş tavşan üstüne. Ali vurdu tavşanı. Sonra eve geldiğinde dank etti kafasına bunun. Ben buna niçin ikinciyi atmadım acaba diye ama. Şimdi Çin'e gittin geldin o uçak yolcu. Yani o jet lag denen olay gerçekten. Yani, oldu yani. Dağılırsınız yani. Kolay değil. Evet. Ama en dört tane de kaçırın da herhalde ağrına gitmiştir. Demek köpekleri değişti Kamil'imle bu. Kendini de değiştirdi yani. Hocam çok avcı tanıdım. Onun kadar enteresan birini ben tanımadım. O çok farklıdır. Onun avcılığı da farklı. Kişiliği de farklı. Çok değişik. Değerli izleyenler, telefon numaramız sağ alt köşede belirtilmiş şekilde duruyor. Dilerseniz bizlere programımızda telefonla ulaşıp bizleri arayıp katkı koyabilirsiniz. Şu anda da hatlarımız müsaittir. Telefon açmayıp da mesaj atmayı tercih ederseniz ilgili mesajlarınızı da buradan zaman zaman okumaya çalışırım. Mesaj gönderecek olan arkadaşlar Facebook sayfasından, telefona bakamıyorum şu anda, Saygan Sütenen Outdoor sayfasına mesajlarını yazabilirler. Niyazi Bedel abimizden bir mesaj varmış. Niyazimiz. Evet hocamıza bu mesaj. Girne'den sevgili Niyazi Bedel. Niyazim, İyi akşamlar, program çok güzel. Hoca hafta sonu Cikta'ya gıydı gene diyor. Bize bunu söylemedi ama. Bizimle paylaşmıyor. Bir malumatımız yok hünkârım bu konuyla ilgili. Yani Niyazi akşam beraber olmasaydık pazar akşamı. Ama yürüyerek değil mi hocam? Hep yürüyerek. Hep yürüyerek. Yani böyle evet. Durarak avın ilk gününe denk geldik sadece. Evet. Ondan sonra ayağı kuvvet. Artık botlar patlamaya başladı yandan. Evet. Hocam bir... Sağ olun Yazım. Dilerseniz bir haftanın sorusunun tekrarını yapalım. Evet. Çünkü ilk yarı maçı izleyen Fenerli arkadaşlarımız olabilir. Bizleri takip edememiş olabilirler. Onlar için bir tekrar yapalım. Ardından kaldığımız yerden devam edelim. Galatasaray Fenerbahçe maçını lütfen hep beraber izleyelim. Olur, izleriz. Gerek yok. Bana uyar. Evet, hep birlikte haftanın sorusunun tekrarına bakıyoruz.
Evet, 4 adet resimden oluşuyor bu haftaki sorumuz. Bu ilk resim. Konuşmayalım. Evet, bu ikinci. İzzet'in şeyler bunlar hocam, Orkinoslar. İzzet'in Orkinoslar, evet. Evet. Ama bunlar daha, bunlar bizde yok. Bunlar İzzet. Yellowtail. Var da biraz açıklıkta. Bludur. Biraz daha içeride. Yellowtail. Sarı kuyruk hocam bunlar. Evet, 6 harften oluşuyor. Şu anda da soru karnemizi ekranlarınızda görüyoruz. Adam sanki ünlü bir aktöre benziyor. Evet, şeye benzer. Ünlü bir aktör. Adam söyleyeyim. Aklıma gelmiyor ama. Sevgili Ahmet daha iyi bilecek. Amerikalı bir aktör. Evet evet, bravo. Neyse, aklıma gelirse birazdan söylerim. Peki de. Evet. Ve aradığımız cevabı oluşturan harfler de altta sıralı bir şekilde görünüyor. Allah düşündüğünüz cevap eğer orada bir karşılığı yoksa, o zaman demek ki yanlış düşünüyoruz. Doğru cevabı bulmuşsak eğer bizlere Saygınız Şütüne Outdoor Facebook sayfasından cevabı kısa mesaj olarak gönderebilirsiniz. Veya cep telefonu numaramız var. Bu da sanal ortamı olmayanlar için. Ben tekrar edeyim numarayı. 0533-838-5777. Şu anda da ekranınızın altında görebilirsiniz. Yalnız bir uyarı. Eğer buraya mesaj gönderecekseniz, o zaman isim ve soy isim yazmanız da gerekecektir. Çünkü biz geri dönüşüm yapmıyoruz. İsimsiz mesajları değerlendirmeye tabii tutmuyoruz. Diyelim ve haftanın hediyesine de bakalım. Sorumuza doğru yanıtı verecek olan ilk izleyicimiz bizlerden direkt olarak kazanacak. Şu anda ekranlarımızda gördüğünüz hediyemizi. Diğer iki izleyicimiz ise gelecek hafta yapılacak olan kuradan belirlenecek. Program başında göstermiştik. Hem Scruff hem de güzel bir bere hocam. Evet, çok güzel. Maske de olur. Boğazlık olur. Çok yönlü, çok kullanımlı. Kombikten fleece materyal. Muhteşem bir ürün diyelim. Evet, devam edelim. Şimdi haftanın vuruşu var hocam sırada. Çok seviyorum bu bölümü ben. Eski bir görüntü, tahmin ediyorum 2008 yılına ait. Sevgili Asaf Taşargöl gönderdi bize bu görüntüyü. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Ve de banyo arkadaşı Musa abisi, Musa Deral'ın bulduğu, biraz anlatayım isterseniz, yatakta görüyor tavşanı. Ondan sonra sesleniyor da sevgili Asaf'a. Gel çekesin diyor. Ama bu arada tavşan çıkıyor hocam. Çünkü hemen böyle 1-2 metre önünde, köpek de arkasında. Neyse, böyle açılıyor ve öyle vurmuş oluyor. Vuruş oluyor. Şimdi çok güzel vuruş demeyeyim. Çünkü arka ayaklarına denk geldi. Ondan sonra köpek bastırdı. Ama görüntü güzel. Evet. Çünkü biliyorsun yani Kıbrıs'ta tavşanı çekmek için biraz da şans gereklidir. Bu yıl kafa kamerası ama evet. Benim açık olsaydı. Ya çok kolay değil. Ne biz görüntüler onu alacaktım. Evet, neyse, ben çünkü yakın vurduk ama. Evet, lafı fazla evet uzatmadan hemenden haftanın vuruşuna bakıyoruz. Sanki de G3'ün atar hocam. G3'ün ses de böyle. Orada herhalde yamaç. Onu neyle çektiler? Şimdi el kamerasıdır çekilen ama bana sorarsanız karşına biraz da şanslı bir vuruş var orada. Çünkü yani o tavşan bir adım daha atsaydı biraz çukur var hocam. Oraya bir, öyle bir basacaktı, vuramayacaktı. Çünkü hatta atmayacaktı. Çünkü sevgili Asaf bu taraftaydı, kameram bu taraftaydı. Yani son anda attı ve böyle ayağının da arka ayaklarından. İki arka ayak. Böyle bir denk geldi. Sonuçta başarıldı. Süper i̇şte bir görüntü. Görüntü karşıdan. Hatıra anı. Açısı yani isteyerek veya istemeyerek hoş yerde evet durdu aslında. Şimdi değerli izleyenler, 32 gram veya 30 gram altı numara bir fişengin içerisinde
200 en az minimum 200 adet saçma vardır. Ve işte bu saçmalar geliyor. Bir tanesi, iki tanesi bu tavşanın arka yana denk geliyor. İşte bu yüzden ava gidecek olanlara rastgele denir sevgili Ahmet. Yani rastgele, işte rast gelsin. İşte rast gelmiş. Öyle diyelim. Rast gelmiş. Ya çıkışı da rast gelir biliyorsunuz. Evet. O da rastgele vururken de. Evet ama şöyle bir şey var. Erken de atabilirdi. Erken atsaydı hiç vuramazdı. Çünkü çok güzel bir salto var hocam orada. Tabii dönüş, dönüş var böyle. Kesin tabii, bir dönüş tabii. Var. Aldatma. Evet. Burhan Avcı'nın tecrübesi bu. Bu yıl ben de işte dediğim gibi daha kafa kamerasını biraz acemisiyiz. Sevgili Ecevit izliyorsa programı herhalde hala daha bana sitem ediyordur. Çağırdı çünkü beni. Evet. Ahmet dedi köpek girdi bu dereye. Gel karşımdan. Çünkü bir şey çıkaracak bellidir. Nitekim yanaştım. Benim köpekler de kokuya girince bizden elimizi ayağımızı kaybettik. Tek tamam, yapacağın tek yapacağın buradan o düğmeye basacaksın o kadar. Yani başka bir şey yok. İşte bende evet. De aynısı oldu. Ah, ah. Ve 2-3 dakikada derenin başında geçti yani. Bir de o var. Ama aklına gelmiyor işte. Film kopar çünkü orada. Evet. Tavşan çıktı. Yani hayatımın görüntüsü olacaktı herhalde. 3 metre önümde böyle oturup kaldı. O bana bakar ben ona. Sonra çıktı dümdüz. Rahat bir şekilde gitti. Attım vuruş. Ecvet'in ilk sorduğu soru vurdu mu olmadı. Kamera açık mıydı? Kardeş kamera açık mıydı dedi. Böyle yaptım. Dedim, o saat açtın. Kardeş dedim maalesef açık değildi. Sabahtan beri dedi başında da şimdi boşu boşuna dedi nerede bulacak böyle görüntüyü. Aynen, kısmet evet. Değilmiş o da. Evet. Aynen. Alışacak. Bu güzel görüntü için tekrardan sevgili Asaf'a teşekkürlerimizi evet. Sunar. Hocam devamını dileriz öyle değil mi? Çok iyi olur aslında. Evet çok iyi olur. Bir de artık böyle teknoloji de biraz ilerledi. Şimdiki kameralar çok daha güzel hocam. Çok daha güzel. Çok daha net. Evet. Hatta burada kanala getirdiğimiz zaman sevgili Ahmet sorun yaşıyoruz. Çünkü bazen böyle 1080'de çekeriz. Evet. Ve burada dönüşümü çok zor oluyor. Çok zordur evet. Programda çok zor oluyor. Evet, özel program. Ve evet burada sitem ediyor bize şeyler işte biraz daha düşük çekin çünkü yani, sıkıntı yaşıyoruz. Yani convert'te 1080'i uzun zaman alıyor. Ben. Evet. Kullanmıyorum o yüzden. 720 ideal, en ideal. Yeterli. Bizim Kıbrıs'taki teknolojiye 720 en ideal. Evet. Buradan da bunu duyuru yapalım. İlgilendirmek, evet. Evet, iyi. Yani çekim yapan arkadaşlara böyle hatta herhangi bir kanala da verecekseniz en uygunu 720'dir diyelim. Şimdi hocam İskoçya avından bahsettik. Bu arkadaşlarımızın katıldığı. Dilerseniz bir oraya uzanalım. Çünkü ben de çok merak ediyorum. Çok güzel görüntüler vardı. Ama programın başında da aktardım yani biraz acemilik var. Olsun. Fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Eleştirme hakkım yok. Tabii ki. Çünkü özellikle bu program için yapıldı bu çekim. Bu kadar zahmete bu program için gidildi. Dünya kadar para verdi arkadaşlar. Düşünün sırf bir şeyler çekmek adına bir elinde tüfek, işte bir elinde kamera. Hiç de kolay değil hocam. İmkanlar yani, dahilinde bir yani özel herkes kameranın... atmak ister, avlamak ister. Ama Güldoğuş'a imkansız yoktur. Yani. Evet. Biraz bilin nasıl bir adam olduğunu. Şimdi biraz da şeyde var, Şahoğlu'nda da var. Sonlara doğru sevgili Mehmet'in de çektikleri var. Yani biraz da sen avla dedi, biz çekelim falan. Güzel görüntüler var ama dediğim gibi yani biraz telefonun açısı dikey olduğundan dolayı çok da yani ekranın tamamını kaplamayacak ama çok da kötü değil. Diyelim ve hep birlikte İskoçya'ya uzanalım ve bu bahsettiğimiz avı hep birlikte izleyelim. Evet Tufancığım. Evet Mehmet'im söyle. Görüşlerini alalım. Görüşlerim şimdi geldi. Cenk ya. Kardeşim. Daha görüş veremeyiz kardeşim. Giderik. Jack'ı da çekelim. Hello Jack de. Mera'yı da çek Mehmet. Mera'yı alalım. Neyin üstünden neyle çıkarık? Aha. Bitti. Takviyeleri koyuyoruz. 16 tekerleğe geçtik. Mehmet Arap. Kaç koyalım. Hem salla. Hello. Neyin üstünden çıkan bir çok Evet. Sen ne yaptın? 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 Sen ne yaptın?
Nereye çıktığımı da inanamazsınız. Ah. Aha size Ocak ayında Highlands ha. Al sağ Ocak ayında Highlands. Kar körlüğü yaşıyoruz. Doğal olarak devamlı yere baktığında kar körlüğü de yine şey oluşuyor. Burada tırmanmada bayağı zorlanırız. Gördüğünüz gibi. Bende biraz da ihtiyarlama var artık tabii. Genelde birbirimizin bastığı yerlere basarak çıkmaya çalışırız. Nefesten belli herhalde. Bizde de kış var. Ha? Kışın Allah'ı burada. Sertan Arap Bey, senin sattığın malzemeleri aldık geldik geyerik. Memnunuk yani. Bilin beni, ben dobracıyım. Kötü olsalardı kötüdür diyeceydim. Ama hala daha üşümedik. Ne yapıyoruz? Biraz daha yukarı. Daha sağ. Biraz daha yukarı dedi. Lined up this way. Yeah. We're walking in that. So we're heading towards those, see the trees? Yeah. That's where we will go to down, yeah, to the trees. But okay. I'll leave your next person in view of you. All right. And if you... Tango! If you shoot anything, just give a shout, because I won't be able to see. All right. And I know what to call. Ordaga! Şimdi tabii banyo olarak dizildik. Buraya kadar birbirlerimizi ayak izlerine basarak ilerlerdik. Şimdi artık herkes kendi line'ına gideceği için işimiz daha da zor. Şu en aşağıda gördüğünüz ağaçlıklar, yani yaklaşık olarak herhalde 2000 metre var aşağıda. Daha da fazla olabilir. Bu sırtlardan oraya doğru İneceğiz. Artık önümüze ne çıkarsa vuracağız. We got a snipe. Tavşanlar aşağılara yanaştık, sonra da pheasant. Tabii grouse partileri kalktı buralardan. Tekli ve onlu şekilde. Grouse'lar da tabiatları gereği hiçbir şeyi riske etmezler. Çok önceden uçup gitmeyi tercih ederler. O yüzden iki bir tüfekler ve sahibik. Ve her zaman tartışması vardır ya bizim ülkede. Onu anlatmak isterim. Karı gördünüz. Soğuğu da ben çekerim zaten. İşte size anlatmaya çalıştığım dert. 28 gram 5. Hala da 32-40 atmaya devam edin. Bu bizim kaldığımız loça öz olarak yapılmıştır. Tulkan of Glens'iyle. Atın 40 gram bizim memleketin. Kışında demeyeceğim, yazında. Evet, Cenk silahı kapattı. Diğer arkadaşlar görüntüden çıktı.
Artık ben de silahımı doldursam iyi olacak. Tabii var mı? Unutmaz. Eldivenleri de... arabada bıraktım. Silah dolu. Bana gene side by side düştü tabii. Emniyet açık. Wish me luck Mike. Birazcık müsaade edin de avlayayım da ondan sonra gene çekerim. Evet, şimdi orada bir tane vurdular. Adam kaldırdı görebilirseniz. Cengiz ile Tufan beraber vurdu. Hadi vur gelime! Vur be gelime! Cenk vur onu. Adam bekle dedi be. İki tane bak iki tane. Gördüm. Biraz bekle dedi yanaşalım. Evet yukarıdaki Mehmet'tir. Daşıyıcı çocuk. Mehmet. Orada attı. Vurmuş olması lazım. Hani geni? Kaçtı. Göster. Mike. Dondu da be. Evet çocuğun elindedir. Tutar yeni. Şimdi şu an bunu vurdum. Mitek. İyi bir vuruş oldu. Arkadaşlar. Canavarcıktır. Evet, ikinci güne başladık. Orada el sesi gelir herhalde. Güzel bir av yapacak bugün. Mehmet karla ara bastı. Benim küperler. Bakalım neler olacak bugün. Cenk orada. Mehmet. Tamam. Geciktir açalım. Gelirler. Bak ona düşer, düşer o. Bir elimde kamera var, ne yapayım? Bir elimde kamera. Dara bir şey kalktı yanımdan attım. Oraya düştü. Bilmem vallahi. Çıktı çıkmadı. Çünkü ilk ilgim yanımdan kalktı. Bunu çektim zannederim. Tek elde vurdum be size bunu ha. Bunu tek elde vurdum size. Diğerini de tek elde vurduydum. Evet arkadaşlar. Bugün başka bir yere geldik. Av için. Mehmet gelir. Eski ovalara döndü. Gördüğünüz gibi. İçin yer tasandın mı? Her taraf kar. Müthiş bir güzel ortam var burada. Atları da kıyafetlediler. Gamekeeper'leri bekledik. Birazdan bu bölgeye de avlayama başlayacak. Aha ikincisi de gelir. Çatır çutur sesler çıkar. Öpüşüyorsunuz ama.
Gayet. İlginç. Özellikle bir şey veriyorum yanına. Aa, başlayınca görüşürük. Aha, üçüncüsü de gelir, onu da çekeyim de. Değişik ve çok güzel bir bölge. Bugün bakalım kısmetimizde neler var. Arap geliyor üstüne. Üstünde. Arap çektim sen ha. Çok geliyor tufan. Arap öne yürü biraz. Arap başına. Gayet iyi, başardık gibi. Çektim seni. Düşüyorum da onu çekeceğim diye. İkinci de vurdum yani ve kaydı başardım ha. Hadi Arap. Güzel. Tufan da yaraladı. Hadi Cenk. Fişen. Fişen patlamadı be silahın. Fişek patlamadı, tüfek patlamadı. Evet, sizlere güzel bir driven avı izletmiş bulunmaktayım. Arkadaşlarım vurduklarını da size izletmiş bulunmaktayım.
Sen rahat ol da ben onu kollarım. Bilirsiniz ne kayıt yaptım size. Bayılacaksınız bu kayda. Evet, hep birlikte izledik görüntüleri. Ellerine sağlık. Evet, bu arada dört arkadaşımıza da bu güzel görüntülere teşekkür ederiz. Ama ekstra teşekkür sevgili Güldoğuş'a ve sevgili Şahoğlu'na. Çünkü onlar biraz feragat ettiler. Evet sevgili Sonay, rakiplerin de çıktı. İki tane rakibin var bu sene. Tek elde. Neden hocam? Evet, aynen öyle, doğrudur. Sonay tek idi ama evet. Şimdi 3 oldu. Ama şimdi Sonay Cik'le vurdu hocam. Evet. Yani bunların vurduğu biraz böyle fiziki olarak daha büyük kuşlar. Bir daha güçlüyü lazım serçe vursunlar da Sonay'ın önüne gitsinler. Değil mi? Evet. Bir yerde de resimlerde izledik. Gaz avı vardı yaptıkları. Biliyorsunuz gaz avı böyle aydınlık havada yapılmaz. Biraz karanlıkta yapılır. Onun için çekim zero. Orada bir çekim yok ama enteresandır. Bir güme hazırlandı ve de dördü de aynı gümenin içerisinde. Bunu sordum ben arkadaşlara. Kim atarsın? Çünkü yani hiçbirimiz bugüne kadar gaz avına gitmedik. Gitmedik. Hayır hocam, yani onlara bazı dekoylar koyarlar ve gazlara sesler çıkarırlar inmeleri için. Bunlar da hep alay alay gelir. Evet. Hepsi ve döner ondan sonra oraya oturmaya çalışırlar. İşte o anda birlikte hepsiniz birden çıkarsınız. Öyle. Çünkü bir tüfek patladıktan sonra hemenden yükselirler. Videoların hepsi öyle. Evet. Hepsi bir arada. Hepsi bir arada. O anda yani aynı gömülde. İzliyoruz yani. Diğer kanallarda da öyledir. Ördekte biraz daha farklı ama kazda hep birliktedir. Tang 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 tang. Attın atmadın gider. Yani evet. İzlediğimiz kadarıyla avlamadık ama. Bir de resim vardı. Sevgili Mehmet'in bir resmi vardı. Elinde iki gaz varken. Orada da dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum. Arka tarafta bir göl vardı ama tamamen donmuş bir göl. Evet, tamamen donmuş bir göl. Bu kadar soğuk bir havada. Evet, başında söylüyor zaten. Yani ne yapmaya diyor, Ocak ayında Highlands istersin falan diyor. Highlands falan diyor. Yani zaman olarak. Evet. Güldoğuş'u söylüyordu bunu. Macera. Sevgili Şahoğlu'nun da bir söylemi vardı. Üşüdü herhalde hocam arabanın içinde giderken. Yani daha doğrusu bir baktı yani sanki de Everest'e tırmanırlar. Marco Polo olacak Marco hocam Polo. Yukarıda. Marco Polo. Neyine evet. Etmezdi diyor senin dilliralar diyor. Çıkıp buraya. Yani nihayetinde hani az önce sen bana takıldıydın ya işte sonuç. Sonuç olarak çok bir fazla bir tavşan yok tabii bu havada. Çünkü hep önden kalkıp gitmişler. Şahoğlu'nun zannedersen bir tane tavşanı var. Evet. Burada daha çok vururdu. Oradan. Yani o kadar muhakkak, yolu gitti. Muhakkak. Ama aynı hocam, şey değil yani bu. Kesinlikle Blue Hair. Hayatı yani, boyunca bunu. Blue Hair farklı bir şey. Hani göçüp gideceğimiz yerler ya bir şerit evet. Geçirmiş insanın gözünün önünden. Sevgili Ahmet, yani Tacikistan'a gider adamlar. Bir hafta harcarlar böyle buz karın içinde ve sonuçta adam bir mermi atar. Vurur veya vuramaz. Vurdu vurmadı evet. Yani. O trofe avcılığı tamamen farklı bir branş. Ya hocam, yani bunu da bir yere yazdık ya. Allah uzun ömür verirse bize. İnşallah kazancımız da yerinde olur i̇şte, hocam. Yani sadece ömür değil, kazanç da önemli. Evet, o da önemli. Yani böyle farklı avlar yapmak yani inşallah. Hangi avcı istemez ki? Evet, herkese nasip olur. Nasip olur inşallah. Bunu da yazdık bir yere. Dur bakalım ya yani bizim. Ama kaz avı istersen bence en mantıklı Romanya'ya gitmek lazım. Şimdi bu yalnız mesela ben hep şeyi söylerim.
sen de gittin, çiftliklere gidiyor arkadaşlarımız. Evet. Kesinlikle kınamıyorum. Yapılması gerekir belki de. Ben çok tercih etmiyorum. Yani salınma hayvanın, evet, mesela sevgili Güldoğuş'la Mehmet Şahoğlu'nun gittiği bu av tam benim tarzıma uyan bir av. Yani evet, macerası var, evet, challenge'i var, zorluğu, da öyle sevgili Ahmet. Zorluğu öyle var. İngiltere'deki tavşan avı da öyle. Tavşan avı da öyle. Tavşanlar bir çiftlikte değil zaten kazı. Değil, evet. Yani bir tek hocanın gittiği için, işte Bulgaristan'daki sürün avı. Orada vurduğumuz çirkeklikler, orada vurduğumuz tavşanlar hep doğal yetişme. Evet. Ha, doğal yetişme diye de sanki böyle challenge'i çok az gibi gelir bana. Yani bilhassa sülün. Sülün. Yani hayfezan tavlamıyorsan, yani çok da avladığım için söylemiyorum. Sadece görüntü itibarıyla vuruşu daha zordur diye düşünürüm. Vadilerin içine yerleştirilen insanları sen izletmiştin, evet, bana bir gün sevgili Sertan. Ve yüksek geçen, ciddi şekilde süratli geçen, evet, sülünlere atış. Yani şimdi önünden kalkan çok farklı. Çok büyük farklı bir hayvanı vurmak. Kesinlikle katılırım. Böyle çok, çok bir zevk. Ha, yapılması gerekir mi? İyi ki de yapmışsınız ama. Için benim için zevkli. Evet. Hani yani kesinlikle. Köpek gider fermayı verir. Ha, Kıbrıs'ta kekliğe verir. Ha, orada. Evet. Madem ki havalanır. Benim için yani belki de yapsam ben de seveceğim ama evet, hani böyle ilk nazarda ısınamıyorum. Vuruşu kolay mı? Tabii ki. Birkaç yıldır ben de hocam perdelenirim bu İngiltere'deki hava gitmek için. Ama icraata gelince henüz yaptığım bir şey yok. Biliyorsun sevgili Harper geçen hafta dün yenile geldiler zaten. Evet, yenile geldiler. Pozda sergiledi. İngiltere'deki avın son av, son avdır bu tavşan avı. Anlattık zaten geçmişte bu programda anlattık. Şimdi İngiltere'de bir arkadaşımız var bizim Londra'da. Hatta programımızda hediye de kazanmıştı hocam. Fener'i kazandıydı. Sevgili evet, Levent evet, Aviskal, evet. Sevgili Levent de bu ava katıldı geçen gün. O orada yaşadığı için günübirlik gitti bir günlüğüne. 100 sterlinmiş hocam. 100 pound. Evet, bu tavşan avına. Ve de önceden kayıt yaptırmak gerekiyor. Çünkü oldukça yoğun oluyor. Evet. Şimdi bana mesaj attı sevgili Levent. Buradan da teşekkür ederim kendisine. Gelecek yıl için, bu av için hem beni hem de kendisinin ismini şimdiden yazdırmış diye. İnşallah bir aksilik çıkmaz hocam. Uyar da, evet. İnşallah uyarsa biz de bu ava katılırız. Ama tabii tam teçhizatlı hocam. İşin en güzel tarafı bu. Yani tamam, avı gidip yapmak lazım ama onu ölümsüz kılmak da lazım. Yani i̇şte güzel yani, işte kafa kamerası olsun, el yani, kamerası evet, olsun. Evet. Çünkü insana önemli. Yani günün sonunda bunlar kalıyor. Aynen öyle. Yani ben bu yıl onu yaşadım. Yani belki bundan 3-4 sene sonra Rodi olmayacak, Max olmayacak. Evet. Ama ben hatırlayacağım. Yani bir İngiliz'im vardı bir zaman Lord. Keşke o zaman böyle bir kafa kamerası olsaydı da çıkardığı fermalı kelikleri, turaçları çekebilseydik, çocuklarımıza evet, gösterseydik. Evet. Yani bak biz de vururduk bir zaman. Kaçırırdık da ama vururduk da diye. Gerçekten çok güzel bir şey. İyi ki diyorum kendi kendime şu anda. Nelere nelere para harcamıyoruz ki. Evet. İyi ki dedim aldım. Ama ne iyi ettim de aldım. Orada bir eksiklik var sevgili Ahmet. Acemilik geçecek. Hayır, acemilik dedin ama şöyle bir şey var. Yani bunu da söyleyeyim. Bak ne dedim az önce. Gidersem bir kafa kamerası bir de el kamerası. Bana göre el kamerası olmazsa olmazıdır. Niye? Çünkü sen hep kafana taktın, hep kafandan çekersin, işte avuk akar vurursun ama sen hiçbir zaman işin içinde yoksun. Bireyin hareketi yoktur. Sen içerisinde yoksun, evet, hiçbir zaman evet, evet, boşlukta bir kamera çekiyor. Çekiyor ama nasıl çekiyor? El i̇şte birisinin evet, birisini tutacaksın. Birisinin seni çekmesi lazım. Dediğim gibi yani Bulgaristan'da Talip bence bu işi... Yani ya da en azından el kamerası olmasa bile iki tane kafa kameralı adam... Olabilir ama onun yani, zoom'u yok ya. Evet, zoom yok ya onun. İşte o zoom olayı. Evet, zoom bütün olay, mesele kafa kameralarında zoom yok, belki de çıkacak. Yani birlikte biz bunu Sırbistan'da başardık sevgili Ahmet. Sırbistan'da kısmen ben çektim, kısmen oradaki rehbere çektirdik. Hem kafa kamerası var, hem el kamerası var. Bunun kombinasyonu çok güzel oldu. Yani ben de çıkıyorum işin içinde. Hem vuruş anı. Evet evet, tabii kafa kamerası. Ama çıkmış sadece kafa kamerası. Ben mesela yok, bakarım şeye, evet yani çok çok da güzel olmaz sadece kafa kamerası. Program için evet. Yani bir yok yani daha sonra kendine CD yap. Yani ne demek istediğimi anlayacaksın. Yani bir CD var. Ahmet Mahir'in tarafından hazırlanan. Ahmet'in yaptığı avlar var ama içinde hiç Ahmet yok. Silahın namlusu var. Namlu var. Sesi var. Sesi namlu var. Ahmet'in namlusu var. Tüfeğin namlusu var. Ahmet hiç yok. Sesi var. Evet. Doğru. Aynen öyle. Evet. Yani her ikisi muhakkak, yani o destekli çok daha güzel olur. Çok güzel olur. Tabii yapabilirsiniz onu. Mesela oğlumuz büyüyor Sertan'ım. Seninki artık o yaştadır. Evet.
Bizimki de büyüyor. Tarcıkçılığa teknolojik yönden başlayacak artık. Biz babamıza fişenk taşırdık. O kameraya çekecek. Şimdi şöyle bir sıkıntı var sevgili Ahmet. Daha önce de bundan bahsettik hocamla. Yani buna değindik. Şimdi hepsimiz o şekilde başladık diyelim. Ama artık çok büyük bir sıkıntı var. O da şudur. Ben bir hafta götürdüm bizim oğlanı. Av popülasyonun şu anda geldiği nokta o kadar düşüktür ki, yani bak sen bile düzlüklerde bulamamaya başladın. Artık ne yaptın? Başladın dağın burnuna çıkmaya. Şimdi çocuğu dağın burnuna götürmek mümkün değil hocam. Çok tehlikeli. Yürüyemez çocuk orada. Yürüyemez. Ne diyeyim? Bu aşağıda bu düzlüklerde bu popülasyon azaldığından dolayı çocuk keyif almıyor. Şimdi senin babanla gittiğin dönemlerde her 5 dakikada 10 dakikada bir şey çıkardı. Çocuk heyecanlanırdı, beğenirdi, izlerdi, gelirdi. Ama artık o durum yok. Gitti. Hiç keyif almadım baba dedi. Çünkü bir av görmedi. Av bir şey görmedi. Yani çocuk... Ne tavşan, ne keklik, ne turaç. Bir tane görmedik. Saat 11'e kadar keyifli değildi dedi baba. Bir daha da gelmeyecek eminim yani. Şimdi oğlumu götürdüm. Zamanında biz aynı meraya gittiğimizde babamla. Of. Hocam çocuğu götürdüm ya, ben Cikle'ye götürdüm. Evet. Oo, büyük keyif aldı. Çünkü güzel. Cikla bütün gece ablasını anlattı, kardeşini anlattı, annesini anlattı. İyi denk geldi Cikla da ona. Bu defa ne oldu? Diğer kızlar da sorun olmaya başladı şimdi. Onlar da kaç haftadır baba bizi de götür, baba bizi de götür, baba bizi de götür. Götüreceğim ama bu haftada şenlik var. Geçen hafta yağmur vardı. Dur bakayım inşallah götürürüm. Onlara da merak saldı şimdi. Onlar da gitmek ister ama Cikla'ya götürülür Ahmet. Büyük hava nasıl götüreceksin? Hem tehlikeli hem zor. Yaşı geldiği zaman gidecek yani muhakkak, yani risk alamazsın, biz kimse riske alamaz evlendiğini yani. Ama yani şeyi hatırlarım, hep böyle anladırız, birbirimizi anladırız. İşte uyku basmaz, tutmazdı çocuğu uyku, bütün gece sabah kadar uyumazdı, heyecanlı, babasıyla hava gidecek, babasıyla hava gidecek, büyük hava gidecek, ondan bahsediyorum. Ve şimdi kaldı mı öyle çocuk hocam? Eziyetten başka bir şey değil. Benim oğlum yani bir kenarından geçiyor. Babası da şeyle alakalıdır yani. Yok yani bana hiç kimse bir demesin işte dönem değişti de işte teknoloji de artık farklı şeyler yapıyor. Teknoloji değil. Av olmadığı için çocuklar biraz uzak duruyor. Yani şimdi eğer av olsaydı, mesela av olsaydı. İlkay İlsev'in arkadaşımız ya da senin bahsettiğin arkadaşımız. Evet. Bostancılıydı, güzel yurtluydu. Evet evet. Yani tek Türk var ama bu biraz da insan karakteristiğiyle alakalı bir şeydir. Yani ben çoğu zaman alarmı duymam. Hanım uyandırır. Av gecesi alarmı kurarım. Uyurum da. Alarmdan önce alarma kalkıyoruz. Alarmı 4'e kurduysam 3.58'de gözüm açılır. Aynen. Ve ben bunu anlayamadım. Çünkü tedbirliği atın bütün gece Ahmet. En son. Neredeyse beyninden saniyeler çalışır beyninde. En son geçen çarşamba sevgili Ersan'la gidecektik birlikte. Gece dışarı çıktık, biraz içtik falan. İşte o sesi göreceğiz diye oturma odasında uyuyakaldım. Telefon yatak odasında şarjda, alarm kurulmuş ama duymam mümkün değil. Allah'tan onu hep yaparım. Temkinliydim. Arabayı yerleştirdim geceden. Evet. Nasıl bir kargaşım var saat 4.52'de 5'te anlaşmışım Ersan'la. Sismer'in önünde buluşacağız diye. 8 dakikada hazır. Nasıl uyandım? Evden bir çıkışım var. Hanım da tabii ben uyandığımda, çünkü o da uyuyakaldı. Allah be diye kalktım zaten. Koşarak çıktım evden, üstten hiçbir şey giymeden alttan pantolonu çektik. Bindik arabaya, yolda giyindik falan. 5'i 3 geçe ulaştım hedefe. Yalnız gitsen sorun değil ama söz verdiğim bir de arkadaş var. Tabii. Hoş değil. Bekletmek güzel değil. Evet sevgili Ahmet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Değinmek istediğin, aklından geçen başka bir konu varsa onu alalım. Bu arada sen düşüne dur. Ben tekrardan rica edeyim sevgili Oycan'dan. Program başında yaptığımız bir anons vardı. Bostancı Avcılık Atıcılığı bu pazar günü bir şenlikler olacak. Cikla Şenliği. Bu tepe başından Akdeniz'e doğru inerken sağda askeri kışlayı geçtikten sonra yaklaşık 2 kilometre ileride. Saat 10 gibi toplanmayı düşünüyor arkadaşlar. Yani bölgede avlayabilirsiniz. Ondan sonra saat 10 gibi toplanmaya başlayabilirsiniz. Buluşma yeri orasıdır. Gerekli tabelalamayı da yapacaklarını söylediler zaten. Yardımcı olacaklar o konuda. Okları takip ediniz. Evet, bizler de orada olacağız. Bizler davetliyiz. Bizler de orada olacağız. Sevgili rahmetli diyelim Mehmet Özetem, Mehmet Gaçari adına düzenleniyor bu şenlik. Ben orada olacağım hocam, Allah kısmet ederse. Şimdi Mahir eli sıkıştırıyorum çünkü sevgili Ahmet, bizim Bostancı'ya biliyorsun damat.
Tamam, bilmiyorum. Bilmiyordum ben şimdi. Evet, bizim eniştemiz. Eniştedir Ahmet Bey. Sevgili Ahmet eniştemiz ama şimdi Ahmet da Cikla'ya hasret bu sene. Biraz daha Cikla duymuş galiba. Benim anladığım kadarıyla. Yok ben duydum demedim. Ben öyle bir şey söylemedim. Var ben dedin. Tespit ettim. Cikla var dedin. Tespit ettim. Bir bölgecik var dedim. Evet. Gidip orada yürüyeceğim dedim. Tabanları yağlıyoruz. Avımı yapacağım yani. Benim hedefim bu hafta için o. Çünkü benim de söz verdiğim 3-4 kişi var. Adamlar yana yana benden Cikla bekler. Öyle mi? Aynen öyle. Bir gece yapacağız onlara. Ben Cikla pişireceğim. Çünkü anlattık yaptığımız Cikla'nın tarifini. Ancak da anladın dediler. Haklı adamlar, evet. Arkadaşlarımız. Bir de bu var. At bakayım mangala. Evet Bostancı, enişteyi göremeyeceğiz benim anladığım evet. kadarıyla. Enişteniz yok. Gelmiyor. Evet. Bu sene affola enişte. Bu sene affola. Başka kısmet. Yıllara kısmetse. Hocam senin durumun nedir? Vallahi. Niyazi. yakın bölgelerde. Sevgili Niyazi bedel attı bize mesajı bu akşam. Yakın bölgelere davranırsam kesin geleceğim ama öyle uzaklara mi? Gidersem zor. Evet. Davetleri için çok teşekkür ederim o zaman. Sağ olsunlar. Mutlaka. Evet Ahmet İp. Evet sevgili Sertan. Güzel bir sohbet oldu. Konuştuk. Önemli güzel konulara... oldu ama şimdi ilk bölüm daha güzel oldu. İkinci bölüm senin moralin bozuldu. Yüzün düştü. Sevgili Sertan, sen benim yani programın sonuna geldik Güner Hocam. O yüzden şimdi artık konuşabilirim. Konuş Ahmet'im konuş. Yok avcılık konuşalım Ahmet'im. Avcılık konuşacağız. Tabii ki avcılık konuşacağız. Sen ayağımıza basıyorsun. Sen benim avcılığa da, futbola da, hayata bakış açımında nasıl olduğunu çok iyi biliyorsun. Evet. Benim bir huyum vardır. Nasıl ki geçen yıl Galatasaray 4. yıldız taktığı zaman ben bütün Galatasaraylı arkadaşlarımı adam gibi duran, bir tanesi de sendin bunlardan. Evet, teşekkür ederim. Ellerini sıktım, tepriğimi ettim. Hani bir zahmet. Doğrusu buydu zaten. UEFA'nın sopası ensenizdeyken. Evet. Bir de 13 puan gerideyken bir susup oturmayı bilin. Yani o yüzden bizimle bu tartışmalara girmeyin. Hocam bu yıl bırakın Beşiktaşlı arkadaşlarımızla çekişelim. Siz düşünün. Akhisar bu hafta Trabzon'u yenemezse evet. üstünüze çıkacak. Ahmet'im avcılığa dönelim. Boş ver onu. Ah işte bak en güzeli bu. Evet. Son evet. olarak neler söylemek istersin? Ben, neler paylaşmak istersin? Güzel konulara değindin. Biz de elimizden geldiğince, dilimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. Sürçülisan etmişsek affola. Dilerim ki söylediklerim yanlış anlaşılmamış ve vermek istediğim mesajlar anlaşılmıştır. Sana teşekkür ederim. Ünür Hocam'a teşekkür ederim. Beni bu programda ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. O sizin güzelliğiniz kardeşim. Tabii biz geldiniz. Temennim, çok samimi ve içten temennim. Hem av popülasyonu olarak hem de avcılık etik kurallarına ve ahlakına uyan avcıların sayısının artarak evet. geçireceğimiz sezonları tekrardan en önemlisi bu. Yaşamamız. Kocaman bir inşallah. İnşallah diyelim. Kocaman bir inşallah ama. Herkese kazasız belasız gönlünce dilediklerince yapacakları avlar dilerim. Ve bir kez daha teşekkür ederim sizlere. Evet. Evet hocam. Güzel teminlerde bulundu. Senden de birkaç cümle alalım ve kapatalım. Ben umutsuzum bu konuyla ilgili çünkü yani bu konuları daha önce de konuştuk. Dışarıda evet. konuşuyoruz. Bizim gibi ilgili avcılar, dediğim gibi etik değerlere uyan avcılar sürekli bu konuları dile getiriyor ama iyiye gittiğimiz yok. Maalesef kötüye gidiyoruz. Ben umutsuzum bu yönden baktığımda. Ama az önce dediğim gibi kocaman bir inşallah. Evet. Ahmet'in söylediklerine. Bakalım. Ama hocam şimdi mücadeleyi de bırakmamak tabii lazım. Tabii ki bırakmamak lazım. Ve tanım ama yani bana sorarsan bu programlar yani bunun için mi? Olması lazım bu programlar. Mal sahibi sen misin? Evet. Tamam mı? Sen benim keyfimin kahkahyası mısın? Muhabbetler 10 yıl önce de vardı. İzah ettik yanlış olduğunu. Çoğaldı. Evet. Azalmadı bu karakterler maalesef. Çoğaldı. Yani sen bilmiyor musun arkadaşım benim 15 metre yanıma geldiğinde yanlış yaptığını? Defalarca bunu Ahmet söylemiştir birilerine. Sen söylemişsindir, evet. ben söylemişimdir. Sana Fas'ta başımıza gelenleri anlattık. Cikna'nın evet. ilk günü başımıza gelenleri anlattık. İşte ilk hafta bana denk geldi, üçüncü hafta Ahmet'e denk geldi, beşinci hafta sana denk geliyor. Yanlış arkadaş bu ama. Ben niçin gidip 15 metre birinin yanında durmuyorum ya da sen veya Ahmet? Niçin? Evet.
Sen de bir beyin taşıyorsun. Ben de Ahmet de o gelen arkadaştı. Ama olmuyor işte. Maalesef olmuyor. Maalesef. İnsanı eğitmek en zor görev oldu artık. Evet. Öyle bir duruma geldik. Bizim toplumda. Çok üzücü olan boyutu bu aslında. Bakalım güzel günleri konuşmak dileğiyle. Evet. Ama hocam rastgele. Biz bunları her zaman dile getirelim. Dile getirdiğim evet Sert Hanım. Yani mücadeleyi de bırakmamak lazım. Katılıyorum sana evet. Ama. Bakalım. Yani you can't build Rome diyor in one day. Yani bir günde olmaz. Tabii ki ama, bir günde olmaz. Müsaade de etmemek lazım. Yani bir de bu var. Ama işte ne diyor? Yani dönüp adamdan kavga mı edeceksin? Yok. Uyardığı yani zaman, Ahmet uyardığı zaman arkadaşı evet abi yanlış yaptım pardon deyip adam çekinmiyor kenara. Farklı boyuttan işte ben bulurum. Bulsaydın zaten belincikle dolacaktı arkadaşım. Şovu sevdiğin için iki tane yazmışsın zaten. Tamam mı? Evet, pardon abi yani yanlış yaptık düşünemedik muhabbeti yok. Ben bulurum. Bul arkadaş. Senin niyetin avcılık değil ki dediğin gibi. Tetikçilik. Evet, trap, böyle avcılık olmaz. Trap atışı var sanki de şey tabağa atar. Al şeyi makineyi trap tankına at. Çeksin yazıyı kameraya vurdum. Süper. Evet, abi, yazık günah. Gerçek. Hiçbir yani etik değerisi benim mantığıma aykırı bu şekilde. Yani alamayacağım ama niye hiç? Bin tane geçse atmam arkadaş. Zaten orada durma. Zaten orada durma. Evet. Yani bunlar doğru olanlar söylüyoruz ama evet, çok doğru. Bizi kaç kişi şimdi hala alıyor. Ama mücadeleye de bu. Evet değerli izleyenler bu haftaki programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ben tekrardan değerli konumuza, programımıza verdiği katkıdan ve katıldığından dolayı teşekkür ederim. Evet Saygans Shooting and Outdoor sponsorluğunda hazırlanan bu akşamki programımız da burada sona eriyor. Gelecek hafta yine aynı saatte bu ekranlarda görüşünceye dek hepiniz hoşça kalın. Saygans av zamanını sundu. Hey guys, good Monday morning. Good news about weather.